Rabbimiz Tebarek ve Teala ibadat-ı taatlerimizi kabul-i karin eylesin. Amin. Dostlarına ilhak eylesin. Amin. Ölmeden evvel gaflet duygusundan ikaz eylesin. Amin. Amin. Ahiret sandığımızdan daha yakın, her an ölmekle karşı karşıya ve birimizin ölüm haberini almaktayız. Bir daha sohbete hangimiz sağ, hangimiz selamet, bunu bilemiyoruz. Ahireti kazanmak için zamanımız az. Ahiret kolay kazanılmaz. Allah'ın dostları çok gayret ettiler bu işte. Ahireti kazanmak için. Çok korktular, çok ağladılar. Hiç günah işlemediler. Ama günah işlemişten beter istiğfar ettiler. Zikirlerle meşgul oldular. Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabeden günde 12.000 kere istiğfar ediyordu. Ne günah işliyordu lan? 12.000 kere af istiyordu. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala ve nileştehullah fil evveli niyetim Allah. Her gün 100 kere af istiyorum. Halbuki günahları yok. Geçmişi geleceğin peşine bağışlanmış. Evliya Allah devamlı zikrediyorlar. Mevla'yı hiç unutmuyorlar. Hiç gaflete düşmüyorlar. Günde bazısı 10.000, 20.000, 30.000 devamlı zikrediyor. Hiç dilleri durmuyor. Birisi dediler, ne kadar günlük zikrim var? Dedi, parmaklarım şaşırabilir ama şaşırmadığım takdirde 100.000. Sübhanallah ve hamdülillah söylüyor. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allah'ımızın en sevdiği kelimeler ve zikirlerle meşgul oluyorlar. Nasıl yetiştiriyorlardı? Hiçbir işte geri bırakmıyorlardı. Helalından kazanıyorlardı. Çocuklarına yediriyorlardı. Fıkıhla da uğraşıyorlar, ilimle de uğraşıyorlar. Ders okutuyorlar, talebe yetiştiriyorlar. Müritleriyle meşgul oluyorlar, ziyaretçileriyle meşgul oluyorlar, misafirleriyle meşgul oluyorlar. Nefsin hakkını veriyor, misafirin hakkını veriyor, komşunun hakkını veriyor. Ziyaretçi gelenlerin hakkını veriyor. Ama zikrinde ihmal etmiyor. Bana ne diyorsun? Sesi açım olmam, sesini açıp kuvvetli açıyorum. Ses biliyormuş da, onlar çok konuşuyormuş da onlar kendi konuşmasından benim konuşmamı duymuyormuş. Ben de zaten zor konuşuyorum burada, yani hastayım, geldim yatacağım az daha burada. Onun için ben de zor konuşuyorum, ne yapacağız sizi? O halde siz konuşun, biraz ben dinleyeyim ya. Mübarek adam, 30 senedir konuşulur mu? Bir sebeple siz konuşun, ben dinleyeyim. Bana bir nasihat edin, bana bir akıl verin, ben ne bileyim? Ahiretteki durum ne olacak, mahşere nasıl çıkacağız? Kimse yok. Yanımızda şefaatçimiz olmazsa ne yapacağız? Geri dönüşü yok. Telafi edişi yok. Günler, geceler geçiyor. Saatler, vakitler geçiyor. Saatin efendim tiktakları, taktikleri neyse bizi ahirete yaklaştırıyor, dünyadan koparıyor. Biz bu vaziyette ne cevap vereceğiz, ne hesap vereceğiz bilmiyorum. Ben de şaşırmış bir haldeyim yani. Allah-u Teala bize acımazsa biz ne olacağız? Acınacak işler de yapmıyoruz. Kendimizi acındıracak işler de yapmıyoruz. Şeytan nefis bize diyor ki, sen ne korkuyorsun ya? Sen ne düşünüyorsun? Millette namaz yok, abdest yok. Kiminde gusül de yok. kiminde iman da yok. Onlar da ahirete gidiyorlar. Sanki onlara ne olacak da sen ne korkuyorsun, sen bir şekilde affolursun diyor bana. Ama ayet-i kerimeler, Rabbî şerifler öyle demiyor. Büyükler öyle buyurmuyor, demiyor. Herkesin ne olacağı, yani ahirette ne hesap vereceği, ne cevap vereceği, o da bizi çok alakadar etmiyor. Biz nasıl dünyada kendi işimize bakıyoruz, nasıl dünyada kendi geçimimize, yememize, içmemize bakıyoruz, kimse demiyor ki adam çalışmıyor, taş mı yiyor, ne yiyor ya bana da, ben de çalışmayayım, ne yersem yiyeyim diyen yok. Herkes işine bakıyor. Ona olursa bana da olsun diyen yok. Tedbirimi alayım diye düşünen var. Siz hepiniz düşünen adamlarsınız. Dünyalığınızı kazanmaya çalışan adamlarsınız. Allah helalından versin eylesin. O zaman ahiret işinde de ne olursa olsun deme imkanı yoktur. Mutlaka kazanmamız lazım. Son nefeste mutlaka imanla ölmemiz lazım. Hüsnü hatimeyle gitmemiz lazım. Allah'ın huzuruna sadıklarla birlikte çıkmamız lazım. Doğru dürüstlerden ayrılmamamız lazım. Milletin ne yaptığı, orası sadıkların toplandığı bir meclis. Hepimiz sadık, sadıklardanız demiyorum. Hepimiz sadığız demiyorum. Kendim için sadıklık lafını hiç yaklaştırmıyorum, yakıştırmıyorum. Ben doğru dürüst bir adam değilim. Ama Mevla bize ne buyurdu? 3 aydır bunu okuyoruz. Yılmaz saadetliği. Doğru dürüst adamlarla beraber olun. Yani hepimiz doğru olsak ne mutlu ama tam doğru olamasak da doğrularla beraber olun. Şimdi doğrular nerede? Burada. Burada doğru adamlar var. İçinizde doğru dürüst, Allah'a karşı sözünü tutan, kullara karşı sözünü tutan, yalandan kaçan insanlar var sizin içinizde. Allah bizi onlara bağışlasın. Sevdiğimize bağışlasın. Onları seviyoruz, yalancıları seviyoruz. Kendimizde sahtekar olabiliriz ama sahtekarlardan hiç hoşlanmıyoruz. En büyük mesele bu. Bir de adam kendi yalancı olur, bir de yalancıları sever. Onun için kurtuluşu. Ama kendi yalancı da olsa yalanı sevmez, yalancıları sevmez, doğruları sever, bir kurtuluş ihtimali var. Niye? Kişi sevdiğiyle beraber. Allah bize dostlarını sevdirsin, sadıkları sevdirsin, sadıklara ilhak eylesin, sadıklarla ayırmasın. Amin. İnnemel umratü lil hatime. İtibar nereyedir? İtibar nereyedir? Son nefese. İnsan yaşar, namazla abdesti falan. Buna itibar edilir mi? Sonuna bağlı. İnnemel a'mal bi havatimiha. Amellerin doğruluğu, düzgünlüğü neyle neticeye bağlı? Sonlarıyla. Bir adam 50 sene, 60 sene, 100 sene Mevla'nın yolunda yürür. Ama ölümüne yakın sapıtırsa bunun geçmişinin hepsinin itibarı kalkar. Ona neye göre muamele yapılır? Son bitirdiği hal üzere muamele yapılır. Onun için çok korkuyorum. Siz de korkun. Yolumuzu doğrultalım. Bu yolda yaşayalım, ayrılmayalım. En farklı bir meyil kayma yapmayalım. Tek Rabbimizden isteğimiz, duamız, yalvarışımız. Ya Rabbi son nefeste ehl-i sünnet dairesi çizgisi içerisinde istikametle son nefesi teslim etmek nasip eyle. Amin. Öyle yapalım. Bazısı bozuk yaşar, temiz gider. Bazısı temiz yaşar, bozuk gider. Buna ne akıl erer bir şey. Çünkü Mevla nereye bakıyor? Kalplere. Mevla neleri biliyor? Niyetleri. Adam belki de düzgün gittiği görülen adamın niyeti bozuktu tabii, onu bilmediği için sonunda ameli de bozulunca anlıyorsun ama o kadar senedir yaptığı iyilik nereye gitti diye de şaşırıyorsun. Gidebilir, hak olabilir, mahvolabilir, bir insan bütün yaptığı iyilikleri sindirebilir. Neden? şirke düşen, el sünnet dışına çıkar. Onun için korkuyla ümit arasında olmak, ama bizim gibiler korku tarafını ağır bastırmaktan fayda var. Bugün buraya gelirken tabii bir hoca efendi vefat etti. Trabzon'da İstanbulköy'de geçen perşembe de söyledim. Arif Hoca, Dursun Hoca da deniz ona mesela. Çok da genç değilmiş, 70 yaşı, 72 yaş ama din ciddi sağlam edin mesela. Kur'an'a hizmet etti, ilme hizmet etti, talebelere hizmet etti. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini hâl eylesin. Amin. Yani senelerde görüşemedim. Bir görüyorsun ya, belki bir daha ebedi yani ahirete kaldık. Bir görüyorsun adamı, belki bir daha ahirette görüşeceğiz, daha görüşemeyeceğiz yani. Öyle bir mesele var, dünya çok boş. Bize zannediyoruz ki daha çok görüşürüz de neler konuşuruz. Yok işte. Ya göremezsin. Sevdiğim de Hoca Efendi diye. Efendi Hazretlerimiz de sevdiğim Hoca Efendi, çok sevdiğim. Bizim Rasul Hoca'ya benzerdi. Sonra bugün geliyorum buraya, yoldan telefon ettim. Hoca'ya konuşuyorum. Dedi, haberin oldu senin. Neden dedim? Biz de bir cenazeye gittik Of'a. Arif Hoca Efendi'yi defnederken cenaze haberi geldi. Nerede? Dedi Medine'de. Kim vefat etti? Bizim Efendi Hazretleri'nin bizim eski şoförü Eyüp vardı. Tabi benden yaşı büyük, Eyüp abi diyelim. Yani 10 yaş benden belki de var yok. Efendi Hazretleri çok küfürlü beyler, sarı sakal, sakal sarıydı. Çok da kerametlerini görmüştü. İtikranı sağlam. Evet, o da senelerde belki de gitmemişti. Birisi onu ömreye götürdü. Yani hediyesiydi. O da orada bir denizdi. Sonra Allah Allah. Benim de çok eski adamım. Uzun sene yollara gittik, Bursa'lara, Afyonlara, Konya'lara. Şoförlüğümüzü eden, çok hukukumuz var. Dedi ki cennetin bekâde gömülmüş. Al. Adamlar ne alimler, ne veliler, 40 sene, 50 sene, bir Şazeli şeyhi var. Fermi Efendi. 40 sene Medine'de durdu ki orada gömüleyim diye. Bir kere Konya'ya geldi, Konya'ya gömüldü. Allah rahmet etsin, kabul nur olsun. Adam adam olduktan sonra Anya'da da ölse olur, Konya'da da ölse olur. Hiç fark etmez, yeter ki adam adam olsun. O mübarek adam kazanmıştı ama 40 sene Medine'yi bekledi, bir kere geldi. Ömer tedbiri nefsün, hiçbir nefis bilemez. Bir el yavdun temud, hangi toprakta ölecek? Ne vakit ölecek de başka bir mesele, nerede ölecek? O da var. Allah Allah. Hazreti Aleyhisselam bir adamın peşine düşmüş yani, vaktini bekliyor, kapacak onu. Hazreti Aleyhisselam'a gelen vahide, bildirimde ne diyor? Bunun canını Hindistan'da alacağız. Dakikası kaldı birkaç dakika. Adam nerede? Süleyman Aleyhisselam'ın yanında. Süleyman Aleyhisselam nerede? Kudüs'te. Mescid-i Aksa'da. Ezra Aleyhisselam diyor ki, bana gelen haberlerde şaşma olmaz. Birkaç dakika kaldı, nefes bitiyor. Adam da Süleyman Aleyhisselam yanında. Bu ne zaman Hindistan'a gidecek? Ezra Aleyhisselam'a sorun yok. O saniyede bile. Ama adam nasıl gidecek? Hiç Ezra Aleyhisselam'ın senin burada öldürülmen yazılmış diye adamı alıp da götürüp orada öldürdüğü yok. Öyle bir ufak aklım var. Ne olacak? İlla adam garaja gidecek. Değil mi? Bursa garlar biliyor musun? Geçecek oraya gidecek, çek diyecek, garaja verecek. Orada yazılmış şeydi. O için garaja verilmesi lazım. Bağlamayasa bağlamaya. Çünkü nerede ölecekse ona Ezra Aleyhisselam'ı verilmiş. Ezra Aleyhisselam da adamın saati yaklaşınca adamı kolluyor. Bakıyor böyle bu durum nerede, bakıyor adam garajda. Adam diyor ki garajlarsa tamam diyor çünkü nereye gidiyor? Doğru adrese gidiyor. Mevla bilmiyor mu adam nereye gidecek? Ama şimdi Mescid-i Aksa neresi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın işinde zorluk yok ama şimdi iş kolay. Çünkü ne alalım canını? Hindistan'da alacaksın, adam da nerede? Efendim, Yeşilköy'e bağlandı. Ne kadar da gider Hindistan'a? 5 saat. Hz. Aleyhisselam'dan zaten 6 saat sonra ölecek. Yeni devrede görüşürüz. Ama şimdi, o zaman şimdi uçak var. Orada bir şey yok. Mescid-i Aksa'ya nereye? Adam da gelmiş Süleyman Aleyhisselam, Ezra Aleyhisselam dedi ki, bakayım şu ne diyor. Adam da diyor ki Süleyman Aleyhisselam, ya diyor benim Hindistan'da bir işim var. Sen de rüzgarlar senin emrinde zaten, uçaktan hızlı gider. Sen diyor beni bir Hindistan'a attır, attırıver diyor. Süleyman Aleyhisselam emrinde bulundu. Süleymane, Ali Süleymane riha, hucuva şehran, Süleyman'a rüzgarı uçaklar kıldı. Bir aylık olur, sabah gider bir aylık olmaz, akşam döner. Ezra Aleyhisselam diyor ki tamam, yani bir karışıklık yok. Çünkü adam zaten kendini Hindistan'a rüzgarla gönderiyor. Çünkü neden? Eceli çok yanaşmış, rüzgar bana yetişir yani. Yani iniyor, inerilmez Ezra Aleyhisselam, 40 tane biniyor. Kimse bilemiyor, ne demek? Ne zaman öleceği o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Ama öleceği de adama ilham ediliyor biraz bazen. Çocuklarına demiş, belki ben gider kalırım orada demiş. Halbuki bir hastalığı bir şey yok. Ama Cennetül Bakır'da gömülmek herkese nasip olmaz. Ne alimler orayı beklediler, ölmek için başka yerler öldüler. Yani. Ama şimdi bu Efendi Hazretlerimize samimi hizmetini bereketi diyorum ben. Orada nasip olur. Sahabe-i kiramın yanında 10.000 sahabenin içerisine gömülmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına yakınına gömülmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk diriltilen ben olacağımı buyuruyor. Sonra Cennetül Bekî kalkacak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşma şeyi, tabi adam olursa, yine adam olursa şartı var ama mahşereye çıkarken en yakın görüşme imkanı yine nerede gömülenlere zahiren Medine, çünkü aralarında var hizmete. Değil mi? Orada binlerce sahabe, 10.000'den fazla sahabe, alimler, veliler, 1400 senedir oradan da belki milyonlar çıkar. Milyonlar çıkar. Onların arasında da kime nasip olur ama iman ölenleri sallallahu aleyhi ve sellem reddetmez. Ve mahrum etmez. Ama biz çok uzaktayız oralarda ya. Ne yapacağız biz? Bizde Vebaül Ensari var İstanbul'da. Burada da sizin velileriniz var. Allah dostlarına yakın gömülmeyi nasip edin. Sahabemden biri nereye vefat ederse, gömülürse مَا مِنَحَدٍ مِنَ اَصْحَابٍ يَمُوتُ بِاَرْضٍ benim sahabemden her kim bir toprakta ölürse اِلَّا وَبُعِذَا قَائِلًا لَهُمْ Yevvel kıyameti, o kıyamet günü vefat ettiği yerdeki bütün halkın önderi olacak. Onunla beraber gelenler Resulullah olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Medine'de ölenlere gıpta ediyor muyuz? İmreniyor muyuz? İmreniyor. Onların çok ziyaretçileri var, çok okuyanları var, çok büyük şefaatçileri var. Mestafa'in tümit Medine'ti Medine'ti. Medine'de ölmeye gücü yeter, orada ölsün. Ne demek? Kişi kendini öldürsün demek değil mi? Orada mücahil kalsın, ölümünü orada beklesin ibadetine. Ve çok mücahil kalanlar eskiden vardı, eskiden sayı daha fazlaydı. فَاِنَّمَا مَاتَبْ يَا kim Medine'de ölürse, külpülü şeyine ölçüp yanıyor. Kıyamet günü ben ona şahit ve şefaatçi olurum. Medine'de ölene de özel bir şahit şefaatçilik yapacağı söylüyor. Bu da ayrı bir şey. Bu da ayrı bir şey. Medine'ye öğrendik, hastaneye gittik. Hastanenin kapısında bu hadis yazıyor. İçeri adamın da morali bozulacak ki ben ulan ölecek miyiz burada nedir falan. Çünkü hadis kapıda yazmış. Ölenen işte var ya. Adam da tabii şey yapmıyor. Gerçi bizim Türkler hadisten falan anlatılıyor onun için onlar. Çok etkilenmiyorlar, hadisin yanından geliyorlar, geçiyorlar. Birisini anlatayım dedim yani de Adamın da morali bozuluyor tabii şu. Kimse de yani hastaneye gidiyor, hasta ya bile. Aa ölürsen de çok mübarek olur falan dersen adama, adam da bu sene ölmeyelim ya, bir tane sene ölmeyecek. Asım Hoca'yı vallahi rahmet etsin. Yahu de her sene hacca giderim diye giden, her sene dua eder. Ne var bana burada ölmeyi nasip eyle? Peşinden de der ki bu sene değil. O adam bir sene ölemedi işte. Ondan sonra bir senesi haçtan geldim, o da öldü. Bu sene değil, bu sene değil, ecel geldi. Bu sene değil dersen sen ne olur? İşte ecelde gelir bulur. Yani ölümün yüzü soğuk be. Bir de şimdi diyor ki adam, ben diyor Medine'de ölürsem de diyor, orada da taşla dikmiyorlar. Doğru. İsim de yazmıyorlar. Doğru. Üstünü açık açık görüyorlar. Doğru. Burada olursa diyor, işte güzel bana bir taş dikerler. Ondan sonra çoluk çocuğum gelir. O zaman arayanın soran olur. Sen de çoluk çocuğun nerede gelir be? Senede bir iki kere ya gelir ya gelmez. O da Fatiha'yı doğru bilmez. Ne okuyacak senin ruhuna? Daha da beter. Namaza vaktes yok. Allah Teala der ki, bir yere mi yetiştirdin sana bir sopa? Bu çoluk çocuğun gelse olur, gelmese olur. Vaziyetimiz bozuk ya. Yani ben sana iki hadis okuyayım. Yani Medine'de ölmek istemez nefes. Ya Ümre'ye gidenler, hacca gidenler de istemez oldu öyle. Halbuki memnâle ve ahadil harameyn Mekke Medine'nin birinde ölen Ruhz-i Ömer kıyametimnel amin. Kıyamet günü azaptan emin olanlar arasında dirilecek. Hadis müjdeye bak. El-hücûm vel-bakî'û yukhulü bil-turâzî mâ ünferâni bin cennet. Mekke mezarlığı hücûn, yani cennetül me'lâ. Medine mezarlığı vatî'û. Bizimkiler her şey yanlış söylüyor. O rehberler de veya hoca izleyi geçiriyorlar orada. Cennetül me'lâ'ya muallâ diyorlar. Cennetül bâkî'âde bâkî diyorlar. Yani hata çok hata. Telaffuz bozuk. Amel bozuklar. Telaffuz düzgün olsa o. El-hücûn, hücûn cennetül me'lâ. Me'lâ üst taraf demek. Mekke'nin üst tarafına, Kâbe'nin infaz tarafına el-me'lâ deniyor. Alt tarafa mesvele deniyor. Mesvele, meşhurdur mesvele. Eski hacılar bilinir. Mesvele alt taraf, me'lâ üst taraf. Mekke mezarlığıyla Medine mezarlığı çarşaf gibi iki ucundan tutulacak, içinde ne varsa cennete atılacak. Hadi bakalım. İyi miymiş? İyiymiş. Yani ama gidenler de aman buralarda ölmeyeyim. Ya niye buralarda ölmüyorsun? Çoluk çocuk işte cenazeme gelemez. Evet, mezarlığı bilmez. Mezarlığı bilse sana şefaat et. Evet. Okusa, nereden okusa ulaşır mı? Ulaşır. Kadınlar mezarlığa gitmelerine cevaz var. Ama Vahabilerden bir caiz değil, lanet var derler. Ama caiz değil. Zaten mezar ziyareti evvelce yasaklanmıştır. Sonra serbest edildi. Erkeğe de serbest, kadına da serbest. Nesfedildi yasaklı. Kuntü neydi bu ziyaretin kubu? Ben sizin mezar ziyaretinden nehyetmiştim. Elâ mezûruha. Şimdi serbest ediyorum. Hatta emrediyorum. Gidin ziyaret yapın. Ölümü kabre hatırlatın. Ama burada daha evvelce kadınların ziyaretleri hakkında da lanet vardı. O zaman erkeklere de yasak edeyim. Serbest edilince kadın erkek serbest edildi. Yalnız kadınlarda bir sorun var. Çok ağlıyorlar. Sesli ağlamak yasak. Bir de yaka yıpratmak yasak. Efendim, yani erkeklere göre kendilerini daha tutamazlarsa, eğer erkeklerle karışırlarsa kalabalık falan, burada bir günah girerler. Sesli ağlarlarsa, içinden ağlarsa bir şey yok. Ama sesini bağıra bağıra ağlarsalar bu yasak, büyük günah. Kabirde yakanan azap olur. Ailesinin bazı ağlamalarından kabirdekine azap olur. Bukhari hadis-i şerif. Bazı ağlamalarından, her ağlamaktan değil, sesli ağlarsa azap olur. Ondan sonra Ama kadınlar yine de evlerinden dışarı çok çıkmamaları, zaten camiye de çıkmalarında, mezarlık değil, camiye de çıkmalarında bile ne var? Efendim, evlerinde durmalarına teşvik var. Camiye çıkmalarına teşvik yok. En efkal yerlerinde ne istiyor? Evinin en hücra köşesi, en dip odası, en efkal yerleri, itikam için. Ama şimdi durmuyorlar, çarşı, pazar, her yere dolanıyorlar. Her yere dolandıkları için bari mezarlığa gitseler daha iyi olur. Çünkü mezara giderse dedi moralim oturur, kocasına dalmaz, bilezik al, şunu al, bunu al, kocanın karısı bilmem ne almış, bende yok, şunlar yok. Yani madem çok çarşı gezeceğine mezarlardan bulursun gitsin, ne diyeyim şimdi? Ha çarşı marşı hiç gezmiyorsa mezarına gitmesin. Ama bu kadar çarşı gezerse, internette de sörf mü yaparlar, ne yapıyorlar, bu kadar dolaşırsa, bütün piyasada çıkan malları görürse, ondan sonra tabii kocasını mutsuz eder. Kocasının adam parası yok. Bir şey alma, şunu al, bunu al, bunu da günah sokar. Kendini dünyacı olur, mezarlık görmez, cenaze bilmez, ölü bilmez. Ancak bütün bilet yaşıyor zanneder. Halbuki evden ahirete gidiş devam ediyor. Ama ölü gören kaç kişi? Mezarlık görmek istemez, yeşil araba görmek istemez, yeşil örtü görmek istemez, tabut görmek istemez, moralim bozulmasın. Ne olacak? Keşke ölümü hatırlatan bir internet sitesi kurulsa, devamlı kabir, mezar, ölüleri gösterse falan, böyle ölmüş, yüzü soğumuş falan, kemiği çürümüş falan, böyle bir site olsa iyi para kazanır mı? Hiç para kazanmaz. Adam diyor, deli miyim neyim? 5 paralık keyfim var, onu da mı içine edeceğim? Ne lüzum var ölü sitesi? Halbuki tavsiye ediyorum, birisi kursun bu siteyi. Ölümü hatırlatma diye bir site. Benim halim yok, ben zaten kendim cenaze gibi olmuş. Ölümü hatırlatacak bir şey, taze ölü bulursanız böyle yüzünü çekerince, yıkanırken, morta, kopmuş, çürümüş, eski kemikler falan var, mezarlıklardakinin, bazı mezarların içi açılmış, kemik var. Eksiyor mu? Zikra adil mesela. Lezzetleri kıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın. Çok hatırlayın, çünkü neden? İnsanı ahirete hazırlatıyor, teşvik ediyor, namaza, ibadete kolaylık oluyor, dünyadan soğutuyor. Ya neyin peşindeyim ya? Ne diye çalışıyorum bu kadar? Niye ben namazı kaçırdım? Niye sünneti kaçırdım? Niye bu gece Yasin okuyamadım? Niye efendim şu ibadetimi eksik ettim? Şu kadar zikir fazilet duydum, o sevapları kazanamadım. Her ay yazıyoruz dergide bu kadar Esma-i İsmi Şerif, dualar, zikirler, namazlar, ayların, günlerin falan. Ben yapamıyorum. Niye? Meşgulüm. Vaktim yok. Vaktim ne işlerle uğraşıyorsun? Uykun kaç saat, yemeğin kaç saat, çalışman kaç saat, 6-7 saatte ibadete, duaya, zikre vakit lazım. Yani normalde kalması lazım. Sen bunları nereye çoğalan soktun? Dünya sarmış. Fuzul konuşmak, boş konuşmak, Allah'ım ya. Telefonlarla, cep telefonlarla. Ya cep telefonu yoksa, çıkmadıysa cep telefonu yok diye kaç seneye. Yolda da konuşamıyordun yere gidene kadar. Öyle ya. Ama var şimdi, varsa konuşalım ama az konuş. Zararlı bir tanımış. Fuzuli. O arada kaç tane Allah diyecek, Sübhanallah diyecek, Sübhanallah da hamdi diyecek. Hep intibar. Bugün 100 kere Sübhanallah da hamdi. 100 kere Sübhanallah da hamdi. Diğerine parmak kalır. Kaldır. Ben seçimde yokum. Kendimi seçime sokmuyorum. Kaç kişi var? Bugün Sübhanallah'ı 100 kere okuyanlar parmak lazım. 50 kişi çıkmadı. Uzunluğunu söylemiyorum. Sübhanallah'ı, Sübhanallah'ı, Azim, Estağfullah'ı, Tövbe'yi söylemiyorum. Sadece Sübhanallah'ı. Gökler, yerler bununla duruyor. Bütün mahlukat bununla rızıklanıyor. Müslim-i Şerif Sahih Hadisi'nde. Ben kâlebülleyim ve atfiyem Sübhanallah ve hamdine tebarun. 100 kere Sübhanallah ve hamdi dese Allah'ın uçan sıfatlarından tenzih etse, üstün sıfatlarla methetse, ufran da okutuğa yarar. Ve ikâne tekrar müzebedil bahar. Denizlerin köpüklerinden çok günahım olsa affedin. Yorucu günahımız çok. Bugün okusaydık affedilseydik ne olurdu? En azından bir defter, hele bir akşama yakın okusan, defter kapanırken ve yatmadan evvel okusan, güneş doğmadan batmadan güzelken okusan, o tabii çok nur olur. Bütün defterin tertemiz olur ya. Ama yok. Peki, Sübhanallah'tan 100 kere kaç dakika? Kaç dakika tutar? 3 dakika. 2-3 dakikada okunur. Sübhanallah'tan 100, Sübhanallah'tan 100, Sübhanallah'tan 100. Manayı da düşünmek lazım. Huzur üzere olmak lazım. Allah'a tenzih ederken, Rabbimize hamd ederken bu huzur meselesi tamamen gitti yani. Huzur ve huşu kayboldu. Namaz kılarken de Allah'ı düşünen yok. Rükûda da düşünen yok. Secdede de düşünen yok. Hep unuttuk gittik. O da ayrı bir mesele. O işin ruhu. Onu da hiç sorma. Bu zamandaki en büyük sıkıntı huşu yok. Yani Mevla'yı görür gibi bir hal yok, ibadette, taatte. Ne yapalım? Zahiren hiç olmasa zahiri kurtarmaya çalışıyoruz. 2-3 dakika Sübhanallah'ın demedi, 100 kere deseydi denizleri, köpükleri kadar günahları sindirecekti, 1000 kere deseydi canını cehennemden azat ettirecekti. Telefonla, cep telefonuyla bugün kaç dakika konuşmuş? 20 dakika, 30 dakikaya topla. Telefonlarla konuştuğu vakitleri bile kenara koysan, kaç yüz Kur'an oku, kaç rekat nafile kula, kaç yüz kere de Sübhanallah'ın hamdi de. Ölüm birden geldiği zaman konuştuklarından fayda yok, görüştüklerinden fayda yok, yediklerinden fayda yok, içtiklerinden fayda yok. Ancak zikirden fayda var, salih amelden fayda var. Ne olacak? Ya bazılarının Mevla tarafından şansı var, bahtiyarlığı var, saadeti var. Onun için Mekke'de ölmek nasip olur, Medine'de ölmek nasip olursa Kıbrıs'a gidecek hali var, ne mutlu denecek hali var. Tüküreden inşallah cennete saçılacaklar. Evet, Allah'ım bize de yolunda ölmek nasip eylesin. Ölümcü Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem beldesini de nasip eylesin. Amin, amin. Ama Mekke Medine'de de adın yazılmaz, üstüne gömülür. Peki bir hadis-i şerif okuyup sana Rahimullah Rabbullah ya. Sahibi bilinmeyen mezarın ölüsüne Allah rahmet etsin. Resulullah benzin duası var. Ya nasıl kazandı? Peki bir hadis-i kutsi söyleyeyim sana. Ben kalplerim beni düşünerek benden sebep kırık olan Allah derdiyle ahiret düşüncesiyle kalpleri kırık olanların mezarları çöküp olanların yanındayım. Allah. O da mezarını hiç tanımıyor, bilinmiyor, göçmüş, çökmüş, arayan yok, soran yok. Ama Mevla ne buyuruyor? Eğer benim dostumsa ben onun yanındayım. Özellikle kalpleri kırık, kabirleri kırık. Bu demek değil ki mezarını kırdırmanın vasiyeti. Ama eski hani arayan soranı kalmaz. Mevla seni arar sorar. Sen 5 vakit Allah'ı arıyor muydun? Sen ezandan evvel abdest alıyor muydun? Sen de 5 vakit secdeye varıyor muydun? Sübhanallah, Sübhanallah ve Alâ diyor muydun? Senin Allah'ın var. Celle Celaluhu, mezarın nerede olursa olsun. Nerede gömülürsen gömül. Dünya neresinde olursa o. Seni arayan soran Rabbim var. Ve kabirden kaldıracak olan yine Allah'ın var. Seni diriltecek. Eğer ehl-i sünnet üzere öldüysen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ine beraber diriltecek, haşredecek Allah'tır. Onun için ölümü gündemimizden çıkartmayalım. Çıkmıyor ki. Devamlı bir ölüyor. Ama etki az bırakıyor. Allah'ın Celle Celaluhu daha ziyade tesirlenmek nasip eylesin. Çok hatırlamak nasip eylesin. Kendimizi kaçırmasını nasip eylesin. Ahiret tedarikini görmekte teşvikçi eylesin abi. Ey efendim, bir şeysi yok. Sapasağlam gitti adam Medine'de görüldü. Bu önemli bir şey. Önemli bir haber. Bizim için büyük bir haber. Evet. Ama bu işler boşuna değil. Efendi Hazretlerimize hizmetinin, sadakatinin, sevgisinin, samimiyetinin ve itikadının çok kerametlerini anlatıldı. Efendi Hazretlerinden çok kerametler görmüştü. Aklının durduğu işler yani. Çok herkesi şaşırtacak şeyler görmüştü yani. O itikat, Allah'ım bize de samimi itikat versin Allah'ım. Dostlarına tam bağlanmayı nasip etsin. Allah'ım Celle Celaluhu karşılığını da ölürken de ahirette de göstersin. Amin. Amin amin. Ruhlenelim, şehadet hediye edelim. Arif Hoca'nın da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ey efendim de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Buradan cemaatten Melahat Hanım vefat etmiş. Daha bizim de geçmişlerimiz bu cemaatin ölüleri var, yakında ölmüşleri var, geçmişte ölmüşleri var. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lefhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ve'ilullah. Allah'ın ilmini kuşattıkları kadar tevhid olsun. Amin. Allah'ın Celle Celaluhu her an ve nefeste bildiklerinin sayısınca şehadet olsun. Amin. Zikirlerimiz daim olsun. Amin. Amin. Ve bu meyyitlerin ve meyyitlerin Hacı Zeynep annemiz de vefat etti. Onun da ruhuna hediyelerimiz vasıl olsun. Amin. Nur olsun. Amin. 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 Allah'ım yarabbim. Bize de ölmeden okumak nasip eyle. Arkamızdan okunmak nasip eyle. Unutulmaktan muhafaza eyle. Salih evlat geliştirmek nasip eyle. Hayırlı cemaatlerle buluşmak nasip eyle. Ahiret kardeşlerimizi çoğaltmak nasip eyle. Amin. Bu yola gelişimiz ahiret kardeşliği. Birbirini Allah için seviyoruz, Allah için geliyoruz, Allah için toplanıyoruz, Allah için dağılıyoruz. Alacak yok, verecek yok, hasımlık yok, hısımlık yok, maddi menfaat beklentisi yok, reis istemiyoruz, para istemiyoruz. İşte bu cemaatler bulunur bir şey değil. Bu zamanda çok az kaldı. Herkes toplansalar ille peşinde bir şey var. Allah için olur mu? Falan takım maçı kazandı. Allah için efendim gelmişler bir araya da o takımın mensupları. Var mı burada bir Allah için bir şey? He? Sinemada toplanmışlar. Var mı Allah için bir şey? Spor aktivitesinde toplanmışlar. Var mı Allah için bir şey? He? Mitikte toplanmışlar. Var mı Allah için bir şey? Yok. Nerede Allah için bir şey var? Sen namaz cemaat takılarsan, ayetleri okursan, sizin gibi nerelerden, uzaklardan, yakınlardan gelirsen, birbirini hiç tanımayan insanlar, akraba olmayan insanlar, alışveriş olmayan insanlar, sırf Allah'ı sevdikleri için, kurban dinlemek için. Nerede var? Bursa'da kaç tane var? Az kaldı. Allah sayınızı çoğalsın. Allah bu meclislerin adedini çoğalsın. Amin. Amin, amin. Bursa tabii eski yerimiz olduğu için, burası da bizim yerimiz olduğu için gelebilebiliyoruz, yoksa gidemiyoruz. Balıkesir'den hoca beni çağırıyor, Allah razı olsun gelmiş, ayaklarına sağlık, duacıyız, Allah cemaatini çoğalsın, Allah talebelerini çoğalsın, Allah hocalarımız her yerde hizmet ediyorlar, tabii çağırıyorlar beni ama yok benim gücüm kalmadı benim, takatım kalmadı benim. İşte size zorla gelebiliyorum yani, ayda bir zorla. Ama ne yapalım, burayı da devam ettirelim inşallah. Ama durumumuz böyle tabii, hastalıklarımız çok. Ve lakin işte, radyolar çıktı, internetler çıktı, şimdi televizyon çıkacak. Yani bir şekilde sohbet dinleme imkanı artıyor. Yani sohbet dinleme, ilim alma imkanı artıyor ama Allah için adım atmak, Allah için gelmek, bir arada kılmak, cemaatle kılmak, bunların faziletleri kendi başına hepsi hakkında birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif olan ayrı faziletler, bunların birleşmesi azaldı yani. Onu demek istiyorum. Onu demek istiyorum ama Rabbim yaratsın. Amin. Rabbim halefler yaratsın, bedeller yaratsın, bu işleri yürütecek kullar yaratsın. Amin. Sayılarını artırsın. Bizim çoluk çocuklarımızdan din dertleri yaratsın. Sohbet edecekler, sohbetleri tesir görecek kullar yaratsın Allah. Amin Allah. Şimdi ben size neyle ilgili okuyordum, konuşuyordum? He? 2 ayda neyle ilgili konuştum? Doğruluk ile ilgili konuştum. Doğruluğun önemiyle ilgili konuştum. Sıdk ile, sadakatten bahsettik. Doğruluktan, dürüstlükten bahsettik. Hadis-i şerifler çok. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman etmiş kullar, ittequllâh, Allah'tan sakının, haramlardan sakının, azabından, gazabından çekinin. Korkulacaktır ilah. Hem sevilecek, sayılacak hem de korkulacak. Çünkü azabına dayanılmaz. İnsanı tek başına cehennemin bir tarafına atsa hiç daha sesi duyulmaz yani. Kimse onu duyup geri gelemez yani. Kimse onu kurtaramaz, Allah'ın elinden olamaz. Mâle zâlimîn. Zalimlerin sıcak dostu yok. Ve lâ şefî'in yutâr. Sözü dinlenen bir şefaatçisi yok. Zalimlik yapmamak lazım. Zulüm yapmamak lazım. Kimseye vefasızlık yapmamak lazım. Sadık olmak lazım. Yalan konuşup da 5 paralık dünya için yalan. Dini satıyor adam. İmanını satıyor adam. Ne bileyim, yanındaki efendim, karşısındaki muhatabı İslam'a inanmıyorsa o da onunla beraber, o adam Kur'an'la dalga geçiyor, bu da dalga geçiyor. Niye? Karşısındaki çünkü Kur'an'a inanmıyor ya, o da ona uyacak. Karşısındaki efendim, hacı ile hocayla alay ediyorsa o da alay ediyor. Karşısındaki hacı hocayı seviyorsa o da seviyor. Belli de münafık, özü başka, sözü başka, yüzü başka, içi başka bir toplum çıktı ortaya. Kimden oturursa gelene ağam, gidene paşa. Var mı hepsi ya? Ne oldu? Düğün mü var? Ne oldu? Kim bir şey mi kazandı lan? Düğün var hocam. Düğün var. Bursa'nın fethi var. Allah hayırlı mübarek ya. Manevi fetihler nasip etsin. Amin. Bursa'dan haramların kalktığı günleri göstersin. Amin. Bursa'ya İslam'ın geldiği günleri göstersin. Amin. Bu ulemanın evliyanın uşak olduğu, İslam'ın Kur'an'ın hakim olduğunu göstersin. Amin. Amin. Bursa o zaman fethi olur. Böyle Bursa'da nasıl olacak? Meyhaneler açık. İsteyen içiyor, isteyen süt kâfedersin. Her yollar Bursa'da. Bizim İstanbul daha beter. He? 3'e kadar Eskişehir hiç söyleme ya. O hiç ayeti, daha yediyordu. Ondan sonra 3'e kadar Beyoğlu yapıyor. 3'ten sonra Karacaahmet. Gel devam et. Evet. Değil mi? 4'e kadar bunlar sızıyorlar. Ondan sonra başlıyor mesafeler inmek. Ya? Fethi ne zaman olur fethi? Fethi ne zaman olur? İslam'ın ruhu olmadan fethi olur mu? Bu millete namaza gelmeden fethi olur mu? 5 vakit namaz olursanız camilerinde olmadan nasıl olacak? Sabah namazında 5 tane cemaat yok bu camide, bir saf da olmuyor. Bir saf da olmuyor bu camide bazen. Bu cami ne demek yani? Ya? Ama ve lakin insanlar gafil olur. Ancak fethi var, kutlayalım. Havaya şişe katmak kolay, yemek içmek kolay, sabah namazına kalkmak zor. Adamlar burayı fethedeyim diye canlarını vermişler, kanlarını vermişler. Ecdadımız Osman Gazi, Orhan Gazi, kabirleri nur olsun. O mübarek padişahlar, veli adamlar, salih insanlar. Değil mi ya? Şimdi şu rezilliğimize bak ya. Adamlar mezardan kalktılar. Derler biz Viyana'yı almaya gidiyorduk. Bura Viyana'dan mezar olmuş. Biz burada ne işimiz var? Yanlış yere mi kalktık acaba mezardan derler. İstanbul'a da kalksa Fatih Sultan öyle der. buraya da Rusya'da karşı Osman Gazi öyle de bütün millet perişan ya. Perişan. Adamlar bir yanında gavura bile dans ettirmiyorlar. Şimdi burada gelip mezarın yanında dans ediyoruz ya. Şu rezilliğimize bak ya. Şu rezilliğimize bak, utanmak lazım ya. Ne cevap vereceğiz Allah'a? Onun için Allah manevi fetihler nasip etsin. En yakın zamanda bu cemaatten her yere yayılmasını, herkesin böyle el sünnet olmasını, namaz ehli zikir ehli olmasını nasip edin. Ama buradakilerin de hepsi gecesi külahlı, gündüz silahlı derler mi bu? Burada da gördüklerini herkesi de evliya zannetmemek lazım değil mi? Buraya geldiler diye bunlar boş. Bizim içimizde de şimdi biz zaten ne diyoruz? Biz sadık değilizse burada sadıklar var, sadıklarla beraberiz. Yine buraya gelen bir adım atmış mı? Ne adımını atmış? Sadıkların olduğu yere gelmiş, sadıklarla beraber olur. Çünkü burada Allah dostlarından adamlar var. Şimdi göstermemen için yok. Ben treni kaçırdım ama dedi, garajda bulunduğum için bilenleri gördüm dedi. Harika rahmetli öyle derdi, benim Bursa arkadaşım buna. Hep yollara giderdik, gelirdik. Ya ayakları ben mahmuzum oldum, ne laflar varmış derdi. Ahmet evladım derdi, ben derdi treni kaçırdım derdi. Hoca Alaaddin Efendi oğlu ama işte güvenmezdi kendi ameline. Ben treni kaçırdım evladım. Ama garajda bulunduğum için derdi, bilenleri gördüm. Ha, ben de doğru söylüyorum. Ben tren kaçırmış olabilirim ama burada şimdi bana söylesin kim verilir kim değildir parmakla gösterecek kadar ferasetim var. Ama kim var? Kendimi zaten baştan söylüyorum ne mal olduğunu sonuna kadar. Onu da anlıyorum yani. Onu da anlamayan biri değilim. Ama dostlar var burada. Sadıklar yine meyhanede, cenayede olacak hali yok. Yine sadıklar vakıf külliyesinde yani. Nerede bulacağız sadık yani? Belki meyhanede de mübarek uzak vardır, gizli gitmiştir diye gidemeyiz ki şimdi oraya ya. Şimdi gizli mevzup alacak halimiz yok. Burada alenen evliya Allah'tan damla var. İşi sakat almaya gerek yok. Biz sohbetlere devam edeceğiz. Bu arada da veliler, salihler gelir. Biz de onların hürmetine Rabbim affedecek. Ne yaptık? 99 kişi öldürdü adam. 99 kişi öldürdü. Bukhari hadis. O hadis-i şerifi Karadeniz'deki icazetlerden birinde Hoca Efendi'nin biri kürsüden okuyor. Altta da iki Hoca Efendi var. Meşhur. Birisi çok meşhur hayatta. İsmini söyleyemem. Allah'ıma selamet dersin. O da mübarek bir hocamız ama. Öbürüne vefat etti Allah rahmet eylesin. Zafer İbni Mustafa hocamız, hocamın hocası o. Çok büyük adam. O yukarıdan Hoca Efendi bunu okurken alttaki Süleyman Efendi de yani Hoca Efendi ne diyor? Diyor ki ya diyor böyle hurafeleri anlatmamak lazım. Yani onun hadis olabileceğini tahmin edememiş çünkü çok müjdeli bir şey. O kadar müjde olur mu ya? Zafer İbni Mustafa ne diyor? Diyor ki bu hadis Buhari'de var. Hoca Efendi sen nasıl bunu bilmedin? Bilemeyebilir bir insan her hadisi bilemez. Ama Buhari'de var ne demek istiyor? Yani Kur'an'dan sonra hiç zerre kadar şüphelenecek bir şey yok. Adam 99 kişi öldürüyor. İsrail olan eski ümmet, eski peygamberler döneminden bahsediyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnnehu kâne fî men kablekum. Sizden önce geçen ümmetlerde var. Racülün bir adam vardı yani. Kadereti saateme tesbih 99 kişi öldürmüş adam. Su içmek gibi. Ben sinek öldürmemişimdir 99 tane böyle şeyler. Adam öldürüyor. Doğru kurasa gitti. 99 kişi öldürmüş. Sonra tövbe etmek aklına gelmiş. Ben Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ne hesap ettim? Ne yapmış? O zaman alimlerinden, o zaman rahip deniyor. Rahip Allah'tan korkar demek esasen. Ruhbanlık da Allah'tan korkar. Şimdiki tasavvuf, sofiye gibi yani ruhbanlık o zaman. O zaman hak. Bizim ümmette ruhbanlık yok, bizim ümmette de tasavvuf var. O rahip, yani onlarla evlenmemek var. Mesela bizde sünnette evlenmemek yok ama o eski şerahatlarda evlenmemek falan var. Orada aile gitmiş. Demiş ki ben 99 kişi öldürdüm. Efendim tövbe etmemi istiyorum. Senden bunun bir yolunu çaresin. Sen Allah adamsın, ben bir şey bilmiyorum. Dönüş yapacağım yani. Tövbe edeceğim. Orada demiş ki senin gibi adamın tövbesi kabul olmaz. O da demiş ki madem olmaz seni de öldüreyim demiş. Zaten 99 imamesine 100 olsun. Adam yine pişman olmuş. Ya ben bu adama tövbe etmem yani sinirimi bozdum, bunu da öldürdüm ya. Ne işe kaldık demiş ya. Ama rahip de ilmi az adam. Yani doğru alim olsaymış takva olabilir, şehit de olabilir tabii öldürüldüğü için hak din üzereyse şehit de olur ama ilmi yeterli değil. İlmi yeterli olsa ona ne demesi lazım? Şirkin dışında Allah'a şey affeder, tevbe kapısı açıktır. Ölümden evvel can boğaza gelmeden tevbe edebilirsin. Allah ister kabul eder, ister kabul etmez ama yani sen tevbe etmelisin, tevbe et der. Hatta siyaseten bakar karşı tarafa, herif çok sinirliyse ona der ki sen tevbe et, inşallah Allah kabul eder de hani ona öyle de demeyeceksin. Bilmiyorum ben, Allah isterse kabul eder, isterse etmez. Bu doğrusu var mı? Onu da her doğruyla demel lüzum yok. Çünkü bu sefer der ki, söyle bakayım benimkini eder mi? Sinirlenir şimdi. Bu sefer sen de dersin ki, ben Allah'ın etçini değilim, çefini değilim, ben niye bileyim Allah sana ne eder? O zaman gel aşağı, sen yine de yatır abi. Onun için, bakar sanki sinirli, onun için şimdi sen tevbe kapısı açıktır, sen tevbe, Allah tevbeleri kabul eder. Senin tevbeleri diye garanti vermezsin, Allah tevbeleri kabul eder, genel komşusu. O da hani der, benimkini de eder, der gider. Allah ne bilirse yapar, sana ne? Ama en azından çaylayı yurtlar. Ama işte bazı hocalar benim gibi ikide bir konuşmaktan geri çeker. Atıyorlar ya beni içermişler. Ama o rahipte benim gibi bir şeymiş herhalde. Ondan sonra ya ne yapacaksın? Allah kabul eder. Demiş ki Allah etmez ama yanlış demiş. Çünkü Allah Teala tevbeleri kabul eder ama seninkini eder. Aynen abi ama tövbe kapısı kapanmadı ki kardeşim, katil de olsa, sen adam. Gavur olsa tövbe etmek istese, iman etmek istese gelse. Biz gavura ne diyoruz? Her şey katil 99 tane adam öldü. Şimdi 99'dan 199'un bir farkı yok Allah'tan. Yani bu adam günahkar. Ama öbürü de Allah'a ortak koşmuş. Allah'a ortak koşmak şirk. Adam öldürmekten beter. Vezin ne diyor? Fitne yani şirk. Eşeddi bile katli. Cinayetten beterdir diyor Kur'an. O zaman sen adam gavurun biri gelse 60-70-80 senelik kafir Müslüman olacak dese biz ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Oh, bir Müslüman daha kazanıyoruz. Birbirine ilan ediyoruz, tebrikleşiyoruz değil mi? Birisine kelime-i şehadet gelirdik falan. Ama şimdi adam cinayet işlemiş gelse, vay ne bozuk adamsın, ne biçim adamsın, sen nasıl tövbe edeceksin denir mi yani? Tövbe edeceğim diyene buyur gel. Biz şey miyiz? Emniyetteki istihbarat bölümü biz canım, adamın ne suçu var ne Allah bize. Biz tövbe kapısını açık Allah tutuyor. Kimin ne suçu var günah var bize? Bu yanlış demiş. Ama o da sinirlenmiş olabilir. Fakat yine duramamış, dayanamamış. Yahu kardeşim ben demiş buraya af olmaya geldim. Bak başıma gelene ya. Niye katil oldum ya? Ben ne yapacağım demiş ya. Sormuş, soruşturmuş, demiş de falan yerde bir alim var, o sana bir çare bulabilir. Gitmiş o alime, ikinci bir rahibe gitmiş. Demiş benim durumum böyle, böyle, böyle. Ben tevbe etmek istiyorum, benim tevbemin yolu var mı? Tabi o arasında bir ince mesaj vermiş. Yani 101. olma. Bu da bu sefer akıllı adammış, demek alim adammış, zaten de tabii doğru biliyormuş. Demiş ki ona, ben sana bir çözüm üretemeyebilirim. Ama ve lakin seni ümit kestirmez. Allah'ın rahmetine ümit kesilmez demiş. Çünkü sen Allah'tan inanmasan, Allah'tan korkmasan, ahireti bilmesen, azaptan korkmasan gelip tevbe etmezsin zaten. Yaptığını kâr sayarsın. Madem ki bir vicdan azabı çekiyorsun, bir tevbe yolu arıyorsan zaten iman. Böyle bir yerde olmaz ki. İnanmayan insan yatsı namazını kılmadan yapmış. Huzursuz olmaz ki. İnanan huzursuz olur. Kılamadığından dolayı sıkıntı çekmiş. İçinizde 5 vakit kılamayan, devam edemeyen, kazaya bırakanlar var biliyorum. Ama bunların hiçbiri yaptığından memnun değiller yani. Ve üzülüyorlar. Çünkü neden? Adamda iman var onun için. İyi ki bir namazı kaçırdım diyen Müslüman olur mu yani? O zaman bu kişi buradan bir ümit almış, ona demiş ki falan yerde Allah'ın dostları var. Bir mescid var, orada ibadete çekilmişler, hep zikrediyorlar. Öyle Allah'ın dostlarının bazı işte inzivaya çekildiği eskiden böyle eski ümmetlerde vardı. Mağaralara çekiliyorlardı, dağlarda tenha yerlere çekiliyorlar, insanlarla hiç konuşmuyorlar, görüşmüyorlar. Tabii Osmanlı dönemine yakın zamana kadar da tekkelerde böyle mübarek insanlar oluyordu, vardı tekkelerde böyle kimsesiz, her şeyi terk etmiş, Allah için zikre çekilmiş falan. Sen bunların arasına gidersen onlar sana bir yol gösterebilirler. Bir de Allah'ın dostları, sevdikleri insanlar, onların arasına girmende fayda var. فَالْفُرِي فِيَوْمَا diye furi cennet. Kullarımın arasına gir, cennetine gir buyuruyor. Yani bu ona bir ümit vermiş, bir de adres göstermiş. Kendinden belki de bir şekilde üzerinden bu sorumluluğu atmış. Ama doğru yapmış. Bu adamla yola çıkmış. Ya biliyorsan bir şey söyle. Bilmiyorsan beni postalama, oraya buraya havale havale istemiyorum dememiş. Demek hakikaten pişmanlık duyuyor ve tövbe etmek istiyor ki denilen yolda uzak, o zamanki imkanlarla uzak bir yol. Ama o tövbe niyetiyle, Allah dostlarını ziyaret niyetiyle salih kulların bulunduğu bir adresi öğrendiği için oraya çıkmış, hareket etmiş. Bu hareket ulaşmanın yarısı. Bir defa hareket etmek lazım. Şimdi buraya sohbete gelirken yolda lastik patladı, bilmem ne oldu, araba bozuldu, adam sohbeti kaçırdı. O adam kaybetmez ki. Niyeti ne niyetle çıktı? Feyci okuyla ama acaba öyle çıkışı nereye, ne niyeteyse oraya vardı. Yani illa varmak maksat değil, maksat çıkmak. Mekke'den de çıkanlardan bazısı yolda vefat etti. Medine'ye hicret edemedi. Medine'dekiler üzüldü, eyvah. Hicretleri tamamlanmadı diye. Mekke'deki yavrular sevindi, bak bizden kaçtılar ama yarı yolda da öldüler, oh oldu falan. Ama Rabbim ne buyurdu? Men yahrucun beytihi, kim evinden çıkarsa. Hepiniz burada evinizden çıktık da geldik buraya. Kim evinden çıkarsa. Ama niçin? Maç için mi? Film için mi? Siyaset için mi? Particilik için mi? Rey için mi? Para için mi? Kadın için mi? Niye çıktın kardeşim? Muhaciran ilallahi ve Resulü, Allah'a hicret için, Resulüne hicret için, namaz için, cemaat için, umre için, hac için, evliyaların kabirleri ziyaret için veya ilim meclisine iştirak ve ayet hadis duymak ve dinlemek için Allah'a Resulüne hicret ediyor. Sonra ölüm gelip çatsa ona yolda, arabası bozuldu, kaza yaptı, hastanelik oldu, öldü, bizim sohbetlere gelirken ölenler de oldu, sohbetten görüşte ölenler de oldu, eski sohbetlerde tanıdıklarımızda, tanımadığımızda çok olay olmuştur ama yani kandil geceleriyle falan ölenler de oldu. Celil abi vardı, rahmetli Mehmet abi, miras birisi adamlar, külliyeden çıktılar, öldüler yolda. Secdelere geliyorlar, Fatih'e gelirken yolda öldüler. O camiden çıktılar, öbür camiye geliyorlardı, yolda öldüler adamlar. Şimdi ne olacak? Bunların ücreti diyor Allah Teala bana aittir, bana kalmıştır. Bitti, ücretleri tamam. Bizzat ben ödeyeceğim. Ama niyetle, niyet. Bu adam Allah için çıktı, yarı yola kadar geldi, yarı yola burada ecel geldi, vakti geldi. O gideceği yere de varamadı. Tevbe etmek için verilen adrese de gidemeden, fakat o bir uyanıklık etti, yani Mevla'ya yöneldi, müracaat etti, tevbe etmez gidiyorum ya Rabbi dedi ve fena elusalli nehva, göğsünü ne yaptı, hani birden kriz geçiriyor ya, pat diye düşer, ölüp ne tarafa gelir işte ölü falan, o göğsünü ölmeden evvel çevirebildi. Ne tarafa çevirdi? Gideceği tarafa çevirdi. Yani hangi alimler, neviler var diye bir yol tuttu ya, ona adres verdi. O adrese doğru göğsünü çevirdi, ben size geliyordum manasında vefat etti. Bunun üzerine تَخْتَصَمَ اَتْنِي مَلَائِكَ رَحْمَةً وَمَلَائِكَ عَزَابٍ Rahmet melekleri, azap melekleri geldi bu adam hakkında kavgaya girdi, birbirine girdi. Rahmet melekleri geldi, bu adam tövbe yoluna gidiyordu, bunu cennete alacak. Azap melekleri, ruhunu, azap melekleri geldi, dediler ki bu adam 99 kişi öldü, sonra bir daha 100 kişi öldürmüştü, cehenneme alacak. İki takım melek birbirine girdi, melekler bu işte karar veremedi. O zaman Allah Teala hakem olmak üzere bir melek gönderdi. O melek yetkili geldi. Hani mahkemelerde oluyor ya, alt mahkeme, üst mahkeme derken daha üstüne gidiyor. Bu sefer ne oldu? O gelen melek dedi ki, Allah Teala beni size hakem olarak gönderirken bir ölçü verdi. O da nedir? اَنْقِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا buyurdu ki, günah işledik çıktığı yerden ne kadar adım atmış geldi, orayla tevbe etmek için gideceği, varacağı adresin arasını ölçün, nereye yakınsa oranın adamı olsun. Mevla işleri, kim karışır? Melekler ölçtüler, otomatik bir meleklerin işleri, otomatik yani hemen bir ölçüm yapıldı, arşınlama yapıldı. فَوَجَدُوا اَقْرَبَ اِلَّا عَلَى شِبْرٍ gideceği, tevbe edeceği salihlerin, dostların bulunduğu yere bir karış yakın düştü. Bir karış oraya yakın bir düşmüş. Allah Teala affedecek ya, bahane yaratıyor. فَوْضُرَ لَهُ o kişi affoldu. Dahasını söyleyeyim mi? Buhari bu. Dahasını da söyleyeyim size. Aslında çıktığı yere yakındı bir karış. Aslında gideceği yere bir karış uzaktı. Ferhallahu lâziyen tebâdî ve lâziyen tekarrabî Allah-u Teala çıktığı yere vahyetti, sen biraz uzaklaş. Varacağı yere vahyetti, toprağa lastik gibi çekiyor. Sen biraz yaklaş, bir karış onu gideceği yere yakın düşürdü. Yoksa toprakla oynadı yani. Yani ne oldu? Seçmeyle karıştı. Seçime. Allah Teala'nın seçiminde hile tehlikesi var mı? He? Seçim kimi? Allah. Seçim Allah. İstediğini cennete seçer. Seçer. İstediğini cehenneme seçer. Seçer. Onu nereye seçmiş? Cennete seçmiş. Toprağında bir karış buraya yakın etmiş. Kimle karışır? He? Peki hoca bende ne var? Bu adam 100 kişi öldürmedi mi? Öldürdü. Ne oldu bunun öldürdükleri? Hiç. Mevta o. Bunda hakkı yok mu bunda? Var. Nasıl bağışladı Allah? Ha bağışla. Sana bir ayet okuyayım. Kur'an-ı Kerim'den hemen anlarsın. Hadis-i şerifle ayetlerin çelişmediğini. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin, yerlerin mülkü Allah'ın. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Dilediğini bağışlar, dilediğini azamlar. Yalnız neyi bağışlamayacağına karar vermiş? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ Kendisine ortak koşulmasını, Kur'an'ın inkar edilmesini. Bir ayeti inkar etse nedir bu? Stalin gibi gavurdur. Bir ayetle dalga geçse nedir? Lenin gibi gavurdur. Bir ayet. Kur'an'ın bir ayetiyle bütün Kur'an bir. Bölünür mü? Bölünmez. Allah'tan geldiği sabit olan her şey bölünmez. Ben kendime ortak koşulmasını bağışlamam ve yamdırım ma'lûne yani bunun dışındakileri bağışlarım limen yeşâ dilediklerim için. Bu kulunda dilemiş mi? Dilemiş. Ama adam tövbeye niyet etmiş mi? Etmiş. Hakikaten pişman olmuş mu? Olmuş. Affolmak için yola çıkmış mı? Çıkmış. Kim bilir ne kadar uzun yollar. Yarıya kadar varmış mı? Varmış. Mevla'nın niyetini bilmiş mi? Affetmiş. Tamam da ne olacak? Bu 100 kişi öldü ya, onların hakkı ne olacak? Sen de Allah'a adalet mi öğretiyorsun? Allah'a hak hukuk böleceğiz. Evet. Ne olacak? Anlatayım sana ne olacak. Mevla Teala bunları alacak ahirette. Hepsini karşılaştıracak mı? Karşılaştıracak. O 100 tane ölen makbule bunu haklarınızı helal edin diyecek mi? Diyecek. Bunlar ne diyecek? Belki bir kısmı helal edecek, bir kısmı da etmeyecek. Belki de hiçbir etmeyecek. Adam beni öldürdü ya diyecek. Değil mi? Allah Teala ne yapacak? Cennetten köşkler, sarayları sergiye sürecek. Daha mahşerde cennete gireceğin belli değil. Cehennem de oradan kükrüyor. Girersen yandın. Amelin de belli değil. Derse ki şu herifini tartın bakayım. Senin amelini bir incelerse deyip de şey çıkacak zaten. Kimse güvenip de ya Rabbi ben çok temizim beni tartabilirsin diye bir bu. Ben pek rastlamadım. Şimdi cehenneme gitme tehlikesi orada duruyor. Cennetinde köşkler, saraylar, manzaralar var. Aman ya Rabbi hangi peygamberin acaba bu köşk? Mevla'da bulunacak senin olabilir. Ya Rabbi nasıl benim olabilir? Ben evliya değilim, evliya değilim. Bu adama aklına helal et. Körüm istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Yani ben bunun canını alsam da olur ya. Cennet daha güzel olur tabii ki ya Rabbi. Yüzünü görmeyeyim bana ne ya, helal olsun biz. Ama şimdi bazı pehlivanlar var böyle. Sonun pehlivanı. Numaracı sahtekarlar görüyor. Ben buna mahşerde de helal etmeyeceğim falan. Görüşürüz. Yani zoru görünce görüşürüz. Oradan cehennem gürlediği zaman, cennetteki makamları da gördüğün zaman artık 50 sene o adamla mı uğraşırsın? Yoksa gümrükte fazla takılmayalım ya Rabbi tamam kalsın mı dersin? Çünkü gümrük de çok sıkıyor biliyor musun? Ya 10 saatlik yoldan geliyorsun, Yeşilköy Havaalanı'nda 2 dakika bavul arayacaklar diye sinirim bozuluyor ya. Bazı diyorsun ki bavul da kalsın kardeşim, gümrük neyim? Hadi ya bavul. İçinde altın yok ya abi ya. Böyle bazen adamın üzerlerine bavulu da bırakırsın yani. Onun için gümrükte takılmak istemeyenler yüklerini hafif tutmalarını icap eder. Yükünü almalıysa ondan dalaşmış, bundan bulaşmış, ona tokat atmış, buna kıymet etmiş, o onu etmiş, bir yandan ondan alacaklılar var, bir yandan bu başkalarından alacaklı. Bunu ki 50 sene bilmez ya. Onun için şimdiden helal edenler hiç zaten mevzuya girmiyor. Ahirette hesaplaşanlarına Mevla eğer bir kuluna haklarının, kullarının helal ettirmek, onu cennete sokmak isterse onu ettirmeye kadir midir? Kadirdir. Ama Allah cebren zorla senin hakkını ben sildim kafadan demez hatta. Ya ne yapar? Sana hakkını helal ettirir. Hem de neyle? Seve seve. Niye? Cennette köşk vermiyorsunuz, daha ne istiyorsun? Herif'e dalsan ne olacak yani? Ne olacak yani? Mahkeme-i Kübra, hesap, kitap, beni didik didik ederlerse her tarafından açık çıkacak. Ve bu bahaneyle ben de sıyıracağım. Değil mi şimdi? Akıllı olmak lazım. Siz zaten akıllı adamsınız. Uyanık adamsınız, daha helal edersin. Ona da helal ettirecek. Sen şimdi kafayı karıştırıp da 100 tane adamın hakkı ne oldu diye sen Allah'ın adaletini sorgulama. Cahillik yapma. Mecburen burada izah etmek zorunda kalıyorum. Çünkü neden? Hadis okuyorsun, bitiriyorsun, adamın kafasına hemen başlıyor. Bu 100 kişinin hakkı ne oldu? Allah zulüm mü yaptı şimdi? Yani Allah'ı da sorgulayan bir millet var ya. Tövbe ya Rabbim. Sorgular mı millet yani? Tabii ki biz Müslümanız, ağzımızdan konuşmayız. Ama tabii nefis var, şeytan var, içinde de vesvese verir. Vesvese imanı bozmaz ama yine de biz vesvese kapılarını kapatmak için biraz fazla konuşmakta fayda var. Ne yapalım, 10 dakika uzasın ama doğruyu da anlayalım yani. Mevla yine o maktulleri de razı edecek cennette mükafatlar veya onların günahlarını sildirmek suretiyle hakları Allah Teala birbirinden alacak. Ya boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacaksan kimse de kimsenin hakkını bırakır mı? Bırakır mı yani? Bunu böyle düşünebilir miyiz? Ama ahiret zor, sırat zor, 7 köprü, her birinde 1000 sene durak, tevkif, tutuklanma, bekletilme, bu kadar hesap nasıl verilecek? Nasıl geçilecek? Nasıl aşılacak? Kurban olduğum Allah'ım yine lütfedecek, rahmet edecek de bizi geçirecek. Ne bileyim, bir uyanıklık yapabilir miyiz? Yani burada uyanıklık sökmez de ancak dilencilik söker, dilencilik yani. Bir nene mesela suali cevabı geçti. Bir fakir nene suali cevabı geçmiş yani. Kolayca atlatmış. Nasıl atlatmış? Acaba benim yazdığım kitaplarımı ezberlemiş, Esma-i İdrisiye'yi ezberlemiş, acaba bu nene ne kadar emin irfan hikmetler bu atlattı acaba? Hiç. Melekler gelmişler, ne getirdin demişler. Nene de ne demiş? Ya demiş, ben demiş dünyada fakirdim. Herkesin evine arada abi giderdim, aç kaldım, açık kaldım, misafirlerim derdim. Onlardan misafir oldum. Nene ne istiyorsun derlerdi demiş. Şimdi en zengin Allah'ın kapısına geldim, ne getirdin soruyorlar, hiç yakıştıramaz. Ya neneye bak, görüyor musun? Yine Koca Karı var, çözer bu işi yani. Yine Koca Karı İtikad-ı Üzeroğlu'nun haznesine geliyoruz. 104 kitabı ezbere bilsek, bütün hadisleri yutsak, fıkıh, tefsir, adam böyle fıkıhlara kaynıyor demiş. Büyük alim Allah'a olmuş, ilahiyattan 3'te profesörlük, ordinalis falan da var. Ama kabirde takılabilir bu arkadaşlar. Bu ilahiyatçı profesörlerimizden bazıları kabirde takılabilir. Mükemmekir gelecek, adam diyecek ki bizim ilahiyatta okuduğumuzda bile böyle sual cevap yok, hadis zayıftır diyecek. Melek edecek, gel bakalım sofa zayıf mıymış diyecek, girişecek buraya. Kabir azabını biz inkar ediyoruz, ben Samsun ilahiyatı profesörüyüm diyecek yani. Bu hususta kitap yazdım, o da bize var demiş, yok bir tadına biraz baktı diyecek. Samsun ilahiyatını kim takar ya? Kabir azabı yok. Lan ayet kadarlık bak, sen hiç okumadın. Gel hoca bakalım sen. Nasıl hocam mısın diyecek yani. Ama onun için diyorum, aşırı profesörlüklerle, doçentliklerle yürümüyor yani. Allah'a teslimiyetle, bir Koca Karı itikadıyla, bir safiyetle, bir saflıkla, bir sadakatla, bir sıdkla, bir dürüstlükle, bir samimiyetle, bağlılıkla, sevgiyle. Adam 100 kişi öldürmüş katili ama sadıklarla beraber olmayabiliyor. Dostları sevmiş, onların yoluna yürüyor. Oraya adım atmış, niyet etmiş yani. Onun için buraya gelenler mahrum olmaz. Burası dostların meclisidir. Sadıkların geldiği bir meclistir. Burada bulunan herkes sadıktır demiyoruz. Ama sadıkların bulunduğu meclistir. Bize de sadıklarla beraber olun buyurulmuş. Biz de onlarla beraber olmak için geliyoruz. Ben buraya, ben sadığım, salih bir anlamım da, siz fasit ve bozuk adamsınız da, ben size bahsettiğimde sizi düzelteceğim diye geliyorsam Allah belanı versin. Ben bozuk adamım, siz mübarek Müslümanlar kaç yüz kilometrelerden Allah için kadın erkek geliyorsunuz, ben de sizin hürmetinize affolmak için geliyorum. Onun için niyetim iyidir yani. Niyetim para toplamak değil, buradan rey kazanmak değil, köşe başını tutmak değil. Ben Allah için geliyorum 30-40 senedir. Dolayısıyla beni Allah size bağışlasın. Amin. Sizi de birbirimize, dostlarına bağışlasın. Amin. Amin. Ama illa ki ben inanıyorum, bu kadar Müslümanın olduğu yerde mutlaka afalanlar kabul olan. Zaten hadis-i şeriflerden diyor, 40 kişinin toplanıp namaz kıldığı yerde bir kişinin namazı mutlaka kabul olur. %100. Tabii ki ahir zamanda çok kötü zamanlar gelecek. Biz o zamanda değiliz şu an. Çünkü ahir zaman hadis-i şerifte buyuruyor ki ahir zamanda ezanlar okunacak, camiler dolacak, 100 kişi namaz kılacak, birinin iki kabul edilmeyecek. Çünkü başka bir hadis-i şerifte Gümüşhaneli Hazretleri'nin kitabında gördüm. Diyor ki 1000 kişi cemaatla kılacak, bir tane Müslüman olmayacak. Ya o zamanlarda değil. Ama ahir zamanda 1000 kişinin de toplanıp kıldığında bir tane Müslümanın olmadığı günlerde geleceğini haber veriyor. Tabii demek hep münafık olmuşlar falan. Şimdi o zamanda değil. O zamanda olmadığımıza göre öbür hadis-i şerifini devreye koyuyorum. 40 kişiden 1 kişininki mutlaka kabul. Burada kaç tane 40 var? Kaç tane 40 var burada? Bir adamın günahı ne olursa olsun, kendisi imanla ölmeyi becermişse, 100 tane Müslüman cenazesini kılıp ya Rabbi affet derse mutlaka affedilir. Mutlaka affedilir. Onun için için vasiyet ediyorum. Hakkım var, hukukum var sizde. Öldüğümü duyarsanız af istemek için gelin cenaze. Allah'ım affet bunu diye dua etmek için gelin cenaze. Çünkü hakkımız var birbirimizde. Ben işte hakkım var. Gelin ve getirin milleti. Niye kalabalık olsun? Sen ne kadar kalabalık olursa belki o arada kaynarız diye. Af oluruz diye olur. Öyle ölü var ki cenazeye gelene şefaat ediyor. Ama biz onlardan değiliz. Biz bize gelenler şefaat etsin diye bekleyenler. 100 kişi namazını kılsa zaten cenaze namazı dua mahiyetinde. Namazını kılsa affolur diyor. Bak 100 hadiste rakam da söylüyor yani. Bu rakamlar çok önemli. Bir hadis-i şerifte de diyor ki ya hoca efendim şimdi cenaze var. 100 kişi de cenazede yok. Bu adamı da affettirmeye uğraşıyoruz. Ne yapalım? Ben de buna da çözüm var. Evet, bizim dükkanda var. Bizim dükkanda var. Çarşamba alemin dükkanından bahsetmiyorum. Men salla aleyh erba'a suhuf minel müslimin. Müslümanlardan 4 saflık. 4 safa da sayı koymuyor. O zaman ne yaparsın? 20-30 kişi de olsa en az 4 saf tutarsın. Bu da hadis-i şerif sahiptir. 4 saf. İstersen cenaze kılınan yerinde dar bir yerde kılarsınız. 20 saf bir olur 40 kişiyle. Ya bahane aramıyor mu Rabbim? 4 saf Müslüman kılsa diyor, affederim. Şimdi yine diyorsunuz ki hocam hiç aramıyor. Ya daha sahibini okuyun. Bir Müslüman ölse yakın komşularından 4 kişi iyi bilirim dese cennet kesinleşir. Daha sahibini okuyun, Müslümini okuyun sana. 4 saf dedim de şimdi İfrat Hoca zannettiği şey yaptı, tevil yaptı. Ne tevil yapıyorum sana? Ama en yakın komşularından, yani komşumda Müslüman olacak tabii yani. Yoksa şimdi ahiracının şahidi, şıracı olmayacak yani. Nasıl bilirsin iyi bilirim de seni kim iyi bilir yani. Abdest yok, namaz yok yani. Şimdi senin komşunda doğru dürüst bir adam olacak ki, o komşuda iyi bilenler olacak da ondan 4 tane eder yani. Hatta hadis-i şerifte sahabeler 2 de olsa olmaz mı falan da dediler. Sahabe-i kiram olmasa yalnız zaten sonra işi çözmüşler. 2 bile olur buyurdu yani. Ama işte o komşu da komşu oldu. Doğru dürüst bir Müslüman olacak yani. Müjde çok. Allah Teala bizi affetmeye bahane arıyor ya. Bahane arıyor. Biz bu bahanelerden birine sormalıyız. Biz kendimizi affettirmek için çare arayalım. İstiğfar edelim, Allah'a yalvaralım, daim tövbe edelim, ben günaha çok düşüyorum, ya tövbe edileceğim. Bugün de 50 kere yaptım aynı günahı, ya yine tövbe etsen, estağfurullah söyle, hapiste pişman oldum ya, bir daha nasip et beni ya. Yani hiç olmazsa üzül ya, üzülmek elde, tövbe, pişmanlık bile bir tövbe. Ama sen iyi yaptın, bir daha fırsat bulursam yine yaparım. Böyle arada bir fırsatlar düştüğü zaman hiç kaçırmamak lazım falan. Bu kafayla devre olmaz ya kardeş. Olmaz böyle devre. Ama 50 kere düştü. 50'sinde de pişman oluyorsan kapıyı kapatmazlar sana. Masallahu estağfurullah. Ve ya'adehü'l-i müseb'idillah. Günde 70 kere aynı günahı dönse, af istiyorsan, tabi dalga geçmek gibi değil. Pişman oluyorsa yani. Yapmamak istiyor ama yine düşüyor. O yine günahta ısrarcı sayılmaz diyor hadis-i şerifte. Hadis-i şerifte. Kurban olduğum Allah'ım, ya Rabbi bize bir af olma çaresi öğretsen ya Rabbi. Amin. O nene gibi bir şey öğret bize ya Rabbi. Amin. Ama herkes ben kabirde işi çözerim, münkerlikimden anlaşırım, efendim onu kafa kola alırım falan diye güvenemez. Ödümüz kopuyor ve korkuyoruz yani, korkuyoruz. Allah Teala'nın dilini çözdükleri konuşabilir. Allah Teala'nın müsaade ettikleri cevap verebilir. Allah Teala'nın irade ettikleri iman verebilir. Allah cümlemize iman selamet olsun. Amin. Amin. Ben tabii geldim sayfelerden falan hadisler okuyacaktım falan ama bugün yatsıdan sonra, akşamdan sonra olduğu için yatsıdan sonra olduğu için akşamda geçe geldiği için saatlerden dolayı bu kadarla iktifa edelim. Bir dahakine akşamdan sonraya alalım. Değil mi? Evet. He? Evet. Şimdi birkaç huzur ilan edelim. Bizim gelişimiz Allah mani vermezse, Allah nasip ederse, Rabbim sağlık sıhhat verirse 3 Mayıs'ta olsun. Ayın ilk cumartesisi 3 Mayıs cumartesi olsun. Akşam namazını burada kılalım. Peşine sünnetleri, evvabinlerimizi Nereye gidersen git yani, mübarek adam, dağdan köyden gel, ayda bir kere bu ya. Ne var? Akşam namazını cemaatle kılarsan, burada akşamı cemaatle kılalım, yatsıyı da cemaatle kılarsan, arada da oturup ilimle, zikirle, Kur'an'la uğraşıp dünya kelamı konuşmazsa, ki bizim sohbette zaten oturuyorsunuz, siz ne konuşacaksınız? Ne müjdesi var? Önümüzdeki dönemde birkaç ay öne gidecek akşam. Ne müjdesi var? Allah söz veriyor, üzerime borç olsun diyor. Kurban olduğum, beni kimse zorlayamaz, ben üzerime hak ettim diyor. O adama cennette 2 tane kasır bina edeceğim. Kasır nasıl kasır? Bütün dünyanın hepsi onun bir odası etmez. Ve yalnız beynul mağdirasen, o 2 köşküne kadar büyük, dikkat et, o 2 köşkün arasına da ona bir ağaç dikeceğim. Nasıl bir ağaç? Bütün dünyanın halkı Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar kaç trilyon, kaç trilyon o ağacın etrafında toplansalar hepsi gölgesinin altında kalır. 2 köşk, köşkün büyüklüğünü anla ki aralarındaki ağaçtan anla. Dünyada böyle köşkü olan var mı? Bir tuğlası altın gümüşler olan var mı? Böyle bir ağacı bahçesinde olan var mı? Akşam kılarsa, yatsıya kadar da ilimle meşgul, zikirle meşgul olursa, yatsıyı da cemaatle kılarsa, 3 Mayıs'ta bunu yapabiliriz. Cennette 2 köşk alabiliriz. O ağaca talip olabiliriz. Müşteri olabiliriz. 5 kilo kıyma var desem, burası kuyruğu. Hoca 1 kilo kıymaya da gelirler be. 1 kilo kıymaya da gel. Sizin için rastletmiyorum. Siz zaten geliyorsunuz. Ama deseler ki burada dediği gibi 5 köfte, 3 köfte 25'e mi diyorlar, ne diyorlar? Şurada bedava köfte var desen etrafa giremezsin izdamdan, etrafa. Ama cennet var, köşk var, ağaçlar var, ebedi hayat var desen, ama sizin gibiler zaten bir şey var demeden geliyorsunuz. Allah razı olsun. Siz Allah için geliyorsunuz. Ama ben geneli konuşuyorum. Millet köfteci yani. Ben de köfteciyim şey. Dünyacı yani, dünyacı. Hepimiz dünyacı olmuşuz yani. Kimseyi kötülemek için konuşmuyorum. Allah ahireti tercih edenlerden. 3 Mayıs'ta akşam namazını yalnız geçirmeyin. Cemaatle kılalım. Yatsıyla cemaatle kılalım, müjdeyi tam alalım, köşkün yarısından kaybetmeyelim yani. Ona göre söylüyorum. Şimdi, Mübarek Lalemin dergisinde Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem, benim Ebu Dabi'de ziyaret ettiğim saç örgüleri, Kainatın Efendisi'nin saç örgüleri büyüyor. Hala büyüyor. Mikroskoplarla inceliyoruz diyor. Hayatta olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem devamlı büyüyor. İnşallah bu sene Ramazan'da bir saçı telini para verecekler inşallah. Ebu Dabi'de bu kutsal emanetler. O mübarek saç ziyarete geldik o geçen hafta. Efendi Hazretleri'ne gittik. Bu dergide Hazreti Osman Efendimiz'in mühüründen, Hazreti Fatıma Anamız'ın sürmedanlığından, takunyasından, Hazreti Hasan Efendimiz'in sakalı, Hazreti Ali Efendimiz'in sakalı, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in sakalı, Peygamber Efendimiz'in taslığından içtik elhamdülillah su. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gömleği şerifleri ve saç örgüleri. Rabıtanız için birebir gözünüzü, gönlünüzü doldurun. Bu dergide neler var, neler var, neler var. 20 sayfa bulan bu hususta manalar var. Halid İbni Velid Hazretleri'nin takkesinin önüne diktirdiği Efendimiz Hazretleri'nin saç şerifleri, birçok şeyler göreceksiniz. İçinde çok önemli bir dua. Sayfa 70 ve 73'te bir dua yazdım. Allah'ın kaderde başımıza göndermeyi murad ettiği çok büyük belalar varsa, ne kadar dua etsek de bu bela dönmüyorsa, bu duaya devam edenlere bela gelse bile büyük bir lütufla geleceğinden kolay geçecek, inşallah azap etmeyecek. Bu dua çok önemli. 20 kere başında zikir yapılıyor, sonunda zikir yapılıyor, salavat-ı şerife okunuyor, başında büyük bela olanlar, başlarında büyük sıkıntı olanlar, kaderde bu belanın geri çevrilmesi yoksa bile büyük bir lütufla gelecek size, inşallah azap olmayacak. Ondan sonra Ali Erdem Hoca'nın yazısını mutlaka okuyun. İran Cumhurbaşkanı Rafsanjani'nin Medine ziyaretinde Hazreti Ebu Bekir ve Ömer Efendilerimizin kabrine nasıl tükürdüğünü ve imamın ona nasıl hutbe okuduğunu, neden olduğunu, İran'ın durumunu, Amerika İsrail'in nasıl işbirliği içinde olduğunu, Allah Şia'nın şerrinden ehli sünneti muhafaza eylesin. Bu Ali Erdem Hoca'nın yazısını mutlaka okuyun, okutun. Çok önemli bilgiler var, çok önemli. Türkiye'deki olayları da çözmeniz için size çok faydası olacak. Ondan sonra bir salavat-ı şerife yazdım burada. Onun sayfasını bakalım bulabilecek miyim de. Evet. Bu da 73. sayfada Evliya Allah'tan birisi her gün o kadar çok salavat okuyordu ki hiçbir insan yemeden, içmeden, abdest olmadan duramaz, benden fazla da bu salavatı okuyamaz diye düşünüyorum. Benim aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benden fazla salavat okuyan yoktur diye düşünürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki İnne fulâne yusalli aleyhi ekseramik Felan ümmetim bana senden çok salavat okuyor. Aman ya Resulullah dedi. Uyandı, kalktı, gitti, o zatı buldu. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rüyamda dedi ki sen benden çok salavat okuyorsun. Kaç tane okuyorsun dedi. Ben gece gündüz okuyorum, uyumuyorum, yemiyorum, içmiyorum. O zat dedi ki ben dedi 3 kere şu salavatı okuyorum. Şu salavatı 3 kere okusam gece gündüz okuyanı geçiyor. Hangi sayfada? 73. sayfada. Okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma indallah minel adedi bi kulli levhati aynin minel ezeli ilel ebedi günde 3 kere olursan ya Rabbi senin katındaki sayılar adedince her göz açıp kapamak zamanında ezelden ebede kadar Muhammed Mustafa'ya salat eder. Sallallahu aleyhi ve sellem adam öbürü yüz binlerce okuyor, bunu 3 kere okuyor, bunu geçiyor. Onun için hep işler neyle değil, hep işler saatle, vakitle, sayıyla değil, bazen manevi hesaplar dönüyor. 73. sayfada bu salavatı yazdım. Çocuklar için de bir bölüm ayrıyetten basılıyor. Bu derbi değildir, kitaptır. Alın, okuyun, okutun, dağıtın, destek olun ve aboneliklere devam edin inşallah. Allah-u Teala çok faydalanmayı nasip eylesin. Amin. Bir 20 sayfadaki kutsal emanetleri ziyaret edin inşallah. Evinizde, ocağınızda da bulundurun. Devamlı açıp bakıp salavat okursunuz. Kainatın Efendisi'nin mübarek başında bitmiş Hudeybiye musavasında ihramdan çıkarken kestiği saçıdır. Hudeybiye'de kestiği saçının resmi. Ve bir tanesi yine başının sağ tarafındaki aydın derinden küçük bir parçadır ama büyüdüğü için devamlı uzuyor. Hala aslında da uzamaya devam ediyor. Onun için Efendimiz buraya kadar bırakmış, şimdi saçı bu kadar olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem devamlı uzuyor santim zaten. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Amin. Salat selamlar, faziletli salat selamlar. Bu kitapta ne ilimler var, ne bereketler var, istiğfar var, en büyük istiğfar var. Bunları bulursunuz inşallah sayfalarıyla amel edersiniz. En büyük salavatlar var, en büyük istiğfarlar. İstiğfarın makine bulabilir miyim? Sayfasını. Rabbimiz Tebareke Teala ibadet taatlerimizi kabule karin eylesin. Amin. Dostlarına ilhak eylesin. Amin. Ölmeden evvel gaflet yutkusundan ikaz eylesin. Amin. Amin. Ahiret sandığımızdan daha yakın. Her an ölmekle karşı karşıya ve birimizin ölüm haberini almaktayız. Bir daha sohbete hangimiz sağ, hangimiz selamet bunu bilemiyoruz. Ahireti kazanmak için zamanımız az. Ahiret kolay kazanılmaz. Allah'ın dostları çok gayret ettiler bu işte. ahireti kazanmak için. Çok korktular, çok ağladılar. Hiç günah işlemediler. Ama günah işlemişten beter. İstiğfar ettiler. Zikirlerle meşgul oldular. Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabeden günde 12.000 kere istiğfar ediyordu. Ne günah işliyordu lan? 12.000 kere af istiyordu. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala ve ile estağfurullah fil yevmedi niyetim ama her gün 100 kere af istiyordu. Halbuki günahları yok. Geçmişi geleceğin peşiyle bağışlanmış. Evliya Allah devamlı zikrediyorlar. Mevla'yı hiç unutmuyorlar. Hiç gaflete düşmüyorlar. Günde bazısı 10.000, 20.000, 30.000 devamlı zikrediyor. Hiç dilleri durmuyor. Birisinden dediler ne kadar günlük zikrim var. Dedi parmaklarım şaşırabilir ama şaşırmadığım takdirde 100.000. Sübhanallah ve hamdülillah söylüyor. La ilahe illallah Allahu ekber. Allah'ımızın en sevdiği kelimeler ve zikirlerle meşgul oluyorlar. Nasıl yetiştiriyorlardı? Hiçbir işi de geri bırakmıyorlardı. Helalından kazanıyorlardı. Çocuklarına yediriyorlardı. Fıkıhla da uğraşıyorlar, ilimle de uğraşıyorlar. Ders okutuyorlar, talebe yetiştiriyorlar. Müritleriyle meşgul oluyorlar, ziyaretçileriyle meşgul oluyorlar, misafirleriyle meşgul oluyorlar. Nefsin hakkını veriyor, misafirin hakkını veriyor, komşunun hakkını veriyor. Ziyaretçi gelenlerin hakkını veriyor. Ama zikrinde ihmal etmiyor. Bana ne diyorsun? Sesi açın olmaz, sesini açın, kuvvetli açın olmaz. Ses biliyormuş da, onlar çok konuşuyormuş da, onlar kendi konuşmasından benim konuşmamı duymuyormuş. Ben de zaten zor konuşuyorum burada, yani hastayım ya, kendim yatacağım az daha burada. Onun için ben de zor konuşuyorum, ne yapacağız şimdi? O halde siz konuşun, biraz ben dinleyeyim ya. Mübarek adam, 30 senedir konuşulur mu? Bir sebeple siz konuşun, ben dinleyeyim. Bana bir nasihat edin, bana bir akıl verin, ben ne bileyim. Ahiretteki durum ne olacak, mahşere nasıl çıkacak, kimse yok. Yardımda şefaatçimiz olmazsa ne yapacağız, geri dönüşü yok. Telafi edişi yok, günler geceler geçiyor, saatler vakitler geçiyor. Saatin efendim tiktakları, taktikleri neyse bizi ahirete yaklaştırıyor, dünyadan koparıyor. Biz bu vaziyette ne cevap vereceğiz, ne hesap vereceğiz bilmiyorum. Ben de şaşırmış bir haldeyim yani. Allah-u Teala bize acımazsa biz ne olacağız? Acınacak işler de yapmıyoruz. Kendimizi acındıracak işler de yapmıyoruz. Şeytan nefis bize diyor ki sen ne korkuyorsun ya? Sen ne düşünüyorsun? Millette namaz yok, abdest yok. Kiminde gusül de yok. Kiminde iman da yok. Onlar da ahirete gidiyorlar. Sanki onlara ne olacak da sen ne korkuyorsun, sen bir şekilde affolursun diyor bana. Ama ayet-i kerimeler, Rabbî şerifler öyle demiyor. Büyükler öyle buyurmuyor, demiyor. Herkesin ne olacağı, yani ahirette ne hesap vereceği, ne cevap vereceği, o da bizi çok alakadar etmiyor. Biz nasıl dünyada kendi işimize bakıyoruz, nasıl dünyada kendi geçimimize, yememize, içmemize bakıyoruz. Kimse demiyor ki adam çalışmıyor, taş mı yiyor, ne yiyor ya bana da ben de çalışmayayım, ne yersem yiyeyim diyen yok. Herkes işine bakıyor. Ona olursa bana da olsun diyen yok. Tedbirimi alayım diye düşünen var. Siz hepiniz düşünen adamlarsınız. Dünyalığınızı kazanmaya çalışan adamlarsınız. Allah'ından nasip eylesin. O zaman ahiret işinde de ne olursa olsun demek imkanı yoktur. Mutlaka kazanmamız lazım. Son nefeste mutlaka imanla ölmemiz lazım. Hüsnü hatimeyle gitmemiz lazım. Allah'ın huzuruna sadıklarla birlikte çıkmamız lazım. Doğru dürüstlerden ayrılmamamız lazım. Milletin ne yaptı? Orası sadıkların toplandığı bir meclis. Hepimiz sadık, sadıklardanız demiyorum. Hepimiz sadığız demiyorum. Kendim için sadıklık lafını hiç yakıştırmıyorum. Ben doğru dürüst bir adam değilim. Ama Mevla bize ne buyurdu? 3 aydır bunu okuyoruz. Uyumaz sadıklıyım. Doğru dürüst adamlarla beraber olun. Yani hepimiz doğru olsak ne mutlu ama tam doğru olamasak da doğrularla beraber olun. Şimdi doğrular nerede? Burada. Burada doğru adamlar var. İçinizde doğru, dürüst, Allah'a karşı sözünü tutan, kullara karşı sözünü tutan, yalandan kaçan insanlar var sizin içinizde. Allah bizi onlara bağışlasın. Sevdiğimize bağışlasın. Onları seviyoruz, yalancıları seviyoruz. Kendimizde sahtekar olabiliriz ama sahtekarlardan hiç hoşlanmıyoruz. En büyük mesele bu. Bir de adam kendi yalancı olur, bir de yalancıları sever. Onun için kurtuluşuyor. Ama kendi yalancıda olsa yalanı sevmez, yalancıları sevmez, doğruları sever, bir kurtuluş ihtimali var. Niye? Kişi sevdiğiyle beraber. Allah bize dostlarını sevdirsin, sadıkları sevdirsin, sadıklara ilham eylesin, sadıklardan ayırmasın. Amin. İnnemel umratü bil hatime. İtibar nereyedir? İtibar nereyedir? Son nefesi. İnsan yaşar, namazla abdest falan. Buna itibar edilir mi? Sonuna bağlı. İnnemel a'mal bi havatimiha. Amellerin doğruluğu, düzgünlüğü neyle neticeye bağlı? Sonlarıyla. Bir adam 50 sene, 60 sene, 100 sene Mevla'nın yolunda yürür. Ama ölümüne yakın sapıtırsa bunun geçmişin hepsinin itibarı kalkar. Ona neye göre muamele yapılır? Son bitirdiği hal üzere muamele yapılır. Onun için çok korkuyorum. Siz de korkun. Yolumuzu doğrultalım. Bu yolda yaşayalım, ayrılmayalım. En farklı bir meyil kayma yapmayalım. Tek Rabbimizden isteğimiz, duamız, yalvarışımız. Ya Rabbi son nefeste Ehl-i Sünnet dairesi çizgisi içerisinde istikametle son nefesi teslim etmek nasip eyle. Amin. Öyle yapalım. Bazısı bozuk yaşar, temiz gider. Bazısı temiz yaşar, bozuk gider. Buna ne akıl erer bir şey. Çünkü Mevla nereye bakıyor? Kalplere. Mevla neleri biliyor? Niyetleri. Adam belki de düzgün gittiği görülen adamın niyeti bozuktu tabii. Onu bilmediği için sonunda ameli de bozulunca anlıyorsun ama o kadar senedir yaptığı iyilik nereye gitti diye de şaşırıyorsun. Gidebilir, hak olabilir, mahvolabilir, bir insan bütün yaptığı iyilikleri sildirebilir. Vallahi. Neden? Şirke düşer. Ehl-i Sünnet dışına çıkar. Onun için korkuyla ümit arasında olmak ama bizim gibiler korku tarafını ağır bastırmaktan fayda var. Bugün buraya gelirken tabii bir hoca efendi vefat etti. Trabzon'da İstanbul köyünde geçen perşembe de söyledim. Arif Hoca, Dursun Hoca da deniz ona mesela. Çok da genç değilmiş, 70 yaşı, 72 yaş ama dinci sağlam edin mesela. Kur'an'a hizmet etti, ilme hizmet etti, talebelere hizmet etti. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini hâl eylesin. Amin. Yani senelerde görüşemedim. Bir görüyorsun ya, belki bir daha edildi yani ahirete kaldık. Görüyorsun adamı, belki bir daha ahirette görüşecek. görüşeceğiz, daha görüşemeyeceğiz yani. Öyle bir mesele var, dünya çok boş. Biz de zannediyoruz ki daha çok görüşürüz de neler konuşuruz. Yok işte. Ya göremezsin. Sevgilidir Hoca Efendi diye. Efendi Hazretlerimiz de sevgili Hoca Efendi, çok sevgili. Bizim Resul Hoca'ya benzerdi. Sonra bugün geliyorum buraya, yoldan telefon ettim. Hoca'ya konuştum. Dedi, haberin oldu senin. Neden dedim? Biz de bir cenazeye gittik Of'a. Arif Hoca Efendi'yi defnederken cenaze haberi geldi. Nerede? Dedi, Medine'de. Kim vefat etti? Bizim Efendi Hazretleri'nin bizim eski şoförü Eyüp vardı. Ya benden yaşı büyük Eyüp abi diyelim. Yani 10 yaş benden belki de var yok. Efendi Hazretleri çok küfürlü beyler, sarı sakal, sakal sarıydı. Çok da kerametlerini görmüştü. İtikadi sağlam. Efendim, o da senelerde belki de gitmemişti. Birisi onu ömreye götürdü. Yani hediyesiydi. O da orada birden öldü. Sonra Allah Allah. Benim de çok eski adamım. Uzun sene yollara gittik, Bursalara, Afyonlara, Konya'lara. Şoförlüğümüzü eden çok hukukumuz var. Dedik, cennet-i bekar'da görülmüş. Adamlar, ne alimler, ne veliler, 40 sene, 50 sene bir Şazeli şeyhi var mı? Fehmi Efendi. 40 sene Medine'de durdu ki orada gömüleyim diye. Bir kere Konya'ya geldi, Konya'da öldü. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Adam adam olduktan sonra Anya'da da ölse olur, Konya'da da ölse olur. Hiç fark etmez, yeter ki adam adam olsun. O mübarek adam kazanmıştı ama 40 sene Medine'yi bekledi, bir kere geldi. Ömer dediğinin nefsün, hiçbir nefis bilemez. Bir el yaptın temur, hangi toprakta ölecek? Ne vakit ölecek de başka bir mesele, nerede ölecek? O da var. Allah Allah. Hazreti Aleyhisselam bir adamın peşine düşmüş yani. Vaktini bekliyor. Kapacak onu. Hazreti Aleyhisselam'a gelen vahide bildirimde ne diyor? Bunun canını Hindistan'da alacağız. Dakikası kaldı birkaç dakika. Adam nerede? Süleyman Aleyhisselam'ın yanında. Süleyman Aleyhisselam nerede? Kudüs'te. Mescid-i Aksa'da. Ezra Aleyhisselam diyor ki, bana gelen haberlerde şaşma olmaz. Birkaç dakika kaldı, nefes bitiyor. Adam da Süleyman Aleyhisselam yanında. Ne zaman Hindistan'a gidecek? Ezra Aleyhisselam'a sorun yok. O saniyede bile. Ama adam nasıl gidecek? Hiç Ezra Aleyhisselam'ın senin burada öldürülmen yazılmış diye adamı alıp da götürüp orada öldürdüğü yok. Böyle bir var, aklına bak. Ne olacak? İlla adam kara gidecek, garaja gidecek. Değil mi? Bursa karlar biliyor musun? Geçer oraya diyecek, çek diyecek, Karaca verecek. Orada yazılmış şeydi. O için Karaca verilmesi lazım. Bağlamayaysa bağlamayayım. Çünkü nerede ölecekse ona ben Ezra Aleyhisselam öğretmiş. Ezra Aleyhisselam da adamın saati yaklaşınca adamı kolluyor. Bakıyor böyle bu durum nerede, bakıyor adam Karaca'da. Adam diyor ki Karaca'da, tamam diyor çünkü. Nereye gidiyor? Doğru adrese gidiyor. Mevla bilmiyor mu adam nereye gidecek? Ama şimdi Mescid-i Aksa'nın neresi? Şimdi Ezra Aleyhisselam'ın işinde zorluk yok ama şimdi iş kolay. Çünkü ne adamın canını Hindistan'da alacaksın, adam da nerede? Efendim, Yeşilköy'e bağlandı. Ne kadar gider Hindistan'a? 5 saat. Ezra Aleyhisselam'da zaten 6 saat sonra ölecek. 7 devrede görüşürüz. Ama şimdi, o zaman şimdi uçak var. Orada bir şey yok. Mescid-i Aksa nereye? Adam da gelmiş Süleyman Aleyhisselam, Ezra Aleyhisselam da diyor ki, bakayım şu ne diyor. Adam da diyor ki Süleyman Aleyhisselam, ya diyor benim Hindistan'da bir işim var. Sen de rüzgarlar senin elinde zaten, uçaktan hızlı gider. Sen diyor beni bir Hindistan'a attır, attırıver diyor. Süleyman Aleyhisselam ne bildi bunu? Süleymane, Ali Süleymane riha. Kutuva şehran Allah. Süleyman'a rüzgarı müsekhar kıldı. Bir ayet olur, sabah gider bir ayet olmaz, akşam döner. Ezan hesabı diyor ki tamam, yani bir karışıklık yok. Çünkü adam zaten kendini Hindistan'a rüzgarla göndertiyor. Çünkü neden? Ece'yi çok yarasmış, rüzgar bana çelişir yani. Bu adam iniyor, inerilmez, Resulallah saklık bana biliyor. Kimse bilemiyor, ne demek? Ne zaman ölecek, o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Ama öleceği de adama ilham ediliyor biraz bazen. Çocuklarına demiş, belki ben gider kalırım orada demiş. Halbuki bir hastalığı yok, bir şey yok. Ama Cennetül Bakır'da gömülmek herkese nasip olmaz. Ne alimler orayı beklediler, ölmek için başka yerlere öldüler. Yani. Ama şimdi bu Efendi Hazretlerimize samimi hizmetini bereket ediyorum ben. Orada nasip oldu. Sahabe-i kiramın yanında 10.000 sahabenin içerisine gömülmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına yakınına gömülmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk diriltiler ben olacağımı buyuruyor. Sonra Cennetül Bekriye kalkacak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşma şeyi, tabi adam olursa, yine adam olursa şartı var ama mahşereye çıkarken en yakın görüşme imkanı yine nerede gömülenlere zahiren, zahiren Medine çünkü aralarında var hizmete, değil mi? Orada binlerce sahabe, 10.000'den fazla sahabe, alimler, veliler, 1400 senedir oradan da belki milyonlar çıkar. Milyonlar çıkar, onların arasında da kime nasip olur ama iman ölenleri sallallahu aleyhi ve sellem reddetmez ve mahrum etmez. Ama biz çok uzaktayız buralarda ya. Ne yapacağız biz? Bizde de Ebu Belen Sari var İstanbul'da. Burada da sizin velileriniz var. Allah dostlarına yakın gömülmeyi nasip edin. Sahabemden birileri vefat ederse, gömülürse مَا لَحَدٍ مِنَ أَصْحَابٍ يَمُوتُ بِأَرْضٍ benim sahabemden her kim bir toprakta ölürse اِلَّا وَبُعِذَا قَائِلًا لَهُمْ Yevvel kıyameti, o kıyamet günü vefat ettiği yerdeki bütün halkın önderi olacak. Onunla beraber gelenler Resulullah olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Medine'de ölenlere gıpta ediyor muyuz? İmreniyor muyuz? İmreniyor. Onların çok ziyaretçileri var, çok okuyanları var, çok büyük şefaatçileri var. Mestafa'in tümit Medine'ti fethedin. Medine'de ölmeye gücü yeter, orada ölsün. Ne demek? Kişi kendini öldürsün demek değil mi? Orada mücavir kalsın, ölümünü orada beklesin ibadet yani. Ve çok mücavir kalanlar eskiden vardı, eskiden sayı daha fazlaydı. فَاِنَّ مَنْ مَا تَبْيَا kim Medine'de ölürse, kültülü şeyden ölçüp yanıyorlar. Kıyamet günü ben ona şahit ve şefaatçi olurum. Medine'de ölene de özel bir şahit şefaatçilik yapacağı söylüyorum. Bu da ayrı bir şey. Bu da ayrı bir şey. Medine'ye mevredik, hastaneye gittik. Hastanenin kapısında bu hadis yazıyor. İçer adamın da morali bozulacak ki ben ulan ölecek miyiz burada nedir falan. Çünkü hadis kapıda yazmış. Ölenen işte var ya. Adam da tabii şey yapıyor. Gerçi bizim Türkler hadisten falan anlatır yok onun için onlar. Çok etkilenmiyorlar, hadisin yanından geliyorlar, geçiyorlar. Birisini anlatayım dedim yani de. Adamın da morali bozuluyor tabii ki. Kimse de yani hastaneye gidiyor, hasta ya bile. Aa ölürsen de çok mübarek olur falan dersen adama. Adam da bu sene ölmeyelim ya, bir tane sene ölmeyelim diyecek. Asma hocayım vallahi rahmet etsin. Yahu de her sene hacca giderim diye gider, her sene dua eder. Yahu ben burada ölmeyi nasip eyle. Peşinden de der ki bu sene değil. O da bir sene ölemedi işte. Ondan sonra bir senesi hacdan geldi burada öldü. Bu sene değil, bu sene değil. Ecel geldi. Bu sene değil dersen sen ne olur? İşte ecelde gelir bulur. Yani ölümün yüzü soğuk be. Bir de şimdi diyor ki adam ben diyor Medine'de ölürsem de diyor orada da taşla dikmiyorlar. Doğru. İsim de yazmıyorlar. Doğru. Üstünü açık açık görüyorlar. Doğru. Burada olursa diyor, işte güzel bana bir taş dikerler. Ondan sonra çoluk çocuğum gelir. O zaman arayanı soran olur. Sen de çoluk çocuğum nerede gelir be? Senede bir iki kere ya gelir ya gelmez. O da Fatiha'yı doğru bilmez. Ne okuyacak senin ruhuna? Daha da beter. Namaza da abdest yok. Allah Teala der ki, bir yere mi yetiştirdin sana bir sopa? Bu çoluk çocuğum gelse olur, gelmese olur. Vaziyetimiz bozuk ya. Yani. Ben sana iki hadis okuyayım yani. Medine'de ölmek istemez nefes. Ya Ümre'ye gidenler, Hacca gidenler de istemez oldu. Halbuki memnâle ve ahadil harameyn Mekke Medine'nin birinde ölen Ruiz evvel kıyametinel amin. Kıyamet günü azaptan emin olanlar arasında dirilecek. Hadis müjdeye bak. El-hücûn vel-bakî'u yukhulü bil-turâzîmâ ümferâni bil-cennet. Mekke mezarlığı hücun, yani cennetül me'lâ. Medine mezarlığı vatî'e. Bizimkiler her şeyi yanlış söylüyor. O rehberlerle veya hocayı diye geçiriyorlar orada. Cennetül me'lâ'ya muallâ diyorlar. Cennetül vatî'e bâkî diyorlar. Yani hata çok hata. Telaffuz bozuk. Amel bozuklar. Telaffuz düzgün olsa da olur. El-Hucun, Hucun Cennetül Me'lâ. Me'lâ üst taraf demek. Mekke'nin üst tarafına, Kabe'nin infaz tarafına El-Me'lâ deniyor. Alt tarafa Mesfele deniyor. Mesfele, meşhurdur Mesfele. Eski hacılar bilir. Mesfele alt taraf, Me'lâ üst taraf. Mekke mezarlığıyla Medine mezarlığı çarşaf gibi iki ucundan tutulacak, içinde ne varsa cennete atılacak. Hadi bakalım. İyi miymiş? İyiymiş. Yani ama gidenler de aman buralarda ölmeyeyim. Ya niye buralarda ölmüyorsun? Çoluk çocuk işte cenazeme gelemez. Evet mezarlığı bilmez. Mezarlığı bilse sana şefaat net. Net. Okusa, nereden okusa ulaşır mı? Ulaşır. Kadınlar mezarlığa gitmelerine cevaz var. Ama Vahabiler tabi caiz değil, lanet var derler. Ama caiz değil. Zaten mezar ziyareti evvelce yasaklanmıştır. Sonra serbest edildi. Erkeğe de serbest, kadına da serbest. Nesfedildi yasaklık. Kuntu neydi muazziyaretin kubu? Ben sizin mezar ziyaretinden nehyetmiştim. Elâ mezûruha. Şimdi serbest ediyorum. Hatta emrediyorum. Gidin ziyaret yapın. Ölümü kabile hatırlatın. Ama burada daha evvelce kadınların ziyaretleri hakkında da lanet vardı. O zaman erkeklere de yasak edeyim. Serbest edilince kadın erkek serbest edildi. Yalnız kadınlarda bir sorun var. Çok ağlıyorlar. Sesli ağlamak yasak. Bir de yaka yıpratmak yasak. Efendim, yani erkeklere göre kendilerini daha tutamazlarsa eğer erkeklerle karışırlarsa kalabalık falan burada bir günah girerler. Sesli ağlarlarsa içinden ağlarsa bir şey yok. Ama sesini bağıra bağıra ağlarsalar bu yasak. Büyük günah. Kabirde yatana da azap olur. Ailesinin bazı ağlamalarından kabirdekine azap olur. Bukhari hadis-i şerif. Bazı ağlamalarından, her ağlamaktan değil, sesli ağlarsa azap olur. Ondan sonra ama kadınlar yine de evlerinden dışarı çok çıkmamaları zaten camiye de çıkmalarında mezarlık değil, camiye de çıkmalarında bile ne var? Efendim, evlerinde durmalarına teşvik var. Camiye çıkmalarına teşvik yok. En eftal yerlerinde ne istiyor? Evinin en hücra köşesi, en dip odası, en eftal yerleri, itikaf için. Ama şimdi durmuyorlar, çarşı, pazar, her yere dolanıyorlar. Her yere dolandıkları için bari mezarlığa gitseler daha iyi olur. Çünkü mezara giderse dedi moralim bozulur, kocasına dalmaz, bilezik al, şunu al, bunu al, kocanın karısı bilmem ne almış, bende yok, şunlar yok. Yani madem çok çarşı gezeceğine mezarlardan bulsun gitsin, ne diyeyim şimdi? Çarşı marşı hiç gezmiyorsa mezarına gitmesin. Ama bu kadar çarşı gezerse, internette de sörf mü yaparlar, ne yapıyorlar, bu kadar dolaşırsa bütün piyasada çıkan malları görürse ondan sonra tabii kocasını mutsuz eder. Kocasında adamın parası yok. Bir şey alma, şunu al, bunu al. Adamına günah sokar. Kendini dünyacı olur. Mezarlık görmez, cenaze bilmez, ölü bilmez. Ancak bütün millet yaşıyor zanneder. Halbuki her gün ahirete gidiş devam ediyor. Ama ölüm gören kaç kişi? Mezarlık görmek istemez, yeşil araba görmek istemez, yeşil örtü görmek istemez, tabut görmek istemez, morali bozulmasın. Ne olacak? Keşke ölümü hatırlatan bir internet sitesi kurulsa, devamlı kabir, mezar, ölüleri gösterse falan, böyle ölmüş, yüzü soğumuş falan, kemiği çürümüş falan, böyle bir site olsa iyi para kazanır mı? Hiç para kazanmaz. Adam diyor, dilimin neydi? 5 paralık keyfim var, onu da mı içine edeceğim? Ne lüzum var ölü sitesi? Halbuki tavsiye ediyorum, birisi kursun bu siteyi. Ölümü hatırlatma diye bir site. Benim halim yok, ben zaten kendim cenaze gibi olmuş. Ölümü hatırlatacak bir şey, taze ölü bulursanız böyle yüzünü çekerken, yıkanırken, morgda kopmuş, çürümüş, eski kemikler falan var, mezarlıklardaki bazı mezarların içi açılmış, kemik var. Ekfir o, zikr-i adil mesela. Lezzetleri kıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın. Çok hatırlayın, çünkü neden? İnsanı ahirete hazırlatıyor, teşvik ediyor, namaza, ibadete kolaylık oluyor, dünyadan soğutuyor. Ya neyin peşindeyim ya? Ne diye çalışıyorum bu kadar? Niye ben namazı kaçırdım? Niye sünneti kaçırdım? Niye bu gece Yasin okuyamadım? Niye efendim şu ibadetimi eksik ettim? Şu kadar zikir fazilet duydum, o sevaplara kazanamadım. Her ay yazıyoruz dergide bu kadar esma, isna, ismi şerif, dualar, zikirler, namazlar, ayların, günlerin falan. Ben yapamıyorum. Niye? Meşgulüm. Vaktim yok. Vaktim ne işlerle uğraşıyorsun? Uykun kaç saat, yemeğin kaç saat, çalışman kaç saat, 6-7 saatte ibadete, duaya, zikre vakit lazım. Yani normalde kalması lazım. Sen bunların nereye çoğalan soktun? Dünya sarmış. Fuzul konuşmak, boş konuşmak, Allah'ım ya. Telefonlarla, cep telefonlarla. Ya cep telefonu yoksa, çıkmadıysa cep telefonu yok diye kaç seneye. Yolda da konuşamıyordun yere gidene kadar. Öyle ya. Ama var şimdi, varsa konuşalım ama az konuş. Zarra gibi iddialamış. Fuzuli. O arada kaç tane Allah diyecek, Sübhanallah diyecek, Sübhanallah Teala diyecek. Hep gitti var. Bugün 100 kere Sübhanallah Teala değil. 100 kere Sübhanallah Teala. Diğerine parmak alır. Kaldır. Ben seçimde yok. Kendimi seçime soktum. Kaç kişi var? Bugün Sübhanallah'ı 100 kere okuyanlar parmak lazım. 50 kişi çıkmadı. 50 kişi çıkmadı. Uzunluğunu söylemiyorum. Sübhanallah'ı, Sübhanallah'ı, Sübhanallah'ı söylemiyorum. Sadece Sübhanallah'ı. Gökler, yerler bununla duruyor. Bütün mahlukat bununla rızıklanıyor. Müslim-i Şerif Sahih hadisinde. Ben kâlebülleyim ya fiyem Sübhanallah'ı 100 kere Sübhanallah'ı hamdi dese, Allah'ın 90 sıfatlarından tenzih etse, üstün sıfatlarla met etse, gufran da ufattılaya var. Ve ikânet ekferom zebedil bahar. Denizlerin köpüklerinden çok günahım olsa affedin. Yolducu günahımız çok. Bugün okusaydık affettirseydik ne olurdu? En azından bir defter, hele ki akşama yakın okusan, defter kapanırken ve yatmadan evvel okusan, güneş doğmadan batmadan güzelken okusan, o tabii çok nur olur. Bütün defterin tertemiz olur ya. Ama yok. Peki Sübhanallah ben 100 kere kaç dakika? Kaç dakika tutar? 3 dakika. 2-3 dakikada okunur. Sübhanallah. Manayı da düşünmek lazım. Huzur üzere olmak lazım. Allah'ı tenzih ederken, Rabbimize hamd ederken bu huzur meselesi tamamen gitti yani. Huzur ve huşu kayboldu. Namaz kılarken de Allah'ı düşünen yok, rükûda da düşünen yok, secdede de düşünen yok. Hem unuttuk gittik. O da ayrı bir mesele. O işin ruhu. Onu da hiç sorma. Bu zamandaki en büyük sıkıntı huşu yok. Yani Mevla'yı görür gibi bir hal yok. İbadette, taatte. Ne yapalım? Zahiren hiç olmazsa zahiri kurtarmaya çalışıyoruz. 2-3 dakika Sübhanallah'ın demedi 100 kere deseydi denizleri, köpükleri kadar günahları sildirecekti. 1000 kere deseydi canını cehennemden azat ettirecekti. Telefonla, cep telefonuyla bugün kaç dakika konuşmuş? 20 dakika, 30 dakika ya toplam. Telefonlarla konuştuğu vakitleri bile kenara koysan kaç yüz Kur'an oku, kaç rekat nafile kula, kaç yüz kere de Sübhanallah'ın hamdi der. Ölüm birden geldiği zaman konuştuklarından fayda yok, görüştüklerinden fayda yok, yediklerinden fayda yok, içtiklerinden fayda yok. Ancak zikirden fayda var, salih amelden fayda var. Ne olacak? Ya bazılarının Mevla tarafından şansı var, bahtiyarlığı var, saadeti var. Onun için Mekke'de ölmek nasip olur, Medine'de ölmek nasip olursa Kıbrıs'a gidecek hali var, ne mutlu denecek hali var. Şükür eden inşallah cennete saçılacaklar. Evet, Allah'ın bize de yolunda ölmek nasip eylesin. Ölümcü Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem beldesinde nasip eylesin. Amin, amin. Ama Mekke Medine'de de adın yazılmaz, üstüne gömülür. Peki bir hadis-i şerif okuyup sana Rahimullah kabrallâh yavrum. Sahibi bilinmeyen mezarın ölüsüne Allah rahmet etsin. Resulullah benzin duası var. Ya nasıl kazandın? Peki bir hadis-i kutsiyi söyleyeyim sana. Enâhindel mükesretü kulûbu vel mündeliseti kubûbu min ecli. Ben kalplerim beni düşünerek benden sebep kırık olan Allah derdiyle ahiret düşüncesiyle kalpleri kırık olanların mezarları çöküp olanların yanındayım. Allah. O da mezarını hiç tanımıyor, bilinmiyor, göçmüş, çökmüş, arayan yok, soran yok. Ama Mevla ne buyuruyor? Eğer benim dostumsa ben onun yanındayım. Özellikle kalpleri kırık, kabirleri kırık. Bu demek değil ki mezarını kırdırmanın vasiyeti. Ama eski hani arayan soranın kalmaz. Mevla seni arar sorar. Sen 5 vakit Allah'ı arıyor muydun? Sen ezandan evvel abdest alıyor muydun? Sen 5 vakit secdeye varıyor muydun? Sübhanallah, Sübhanallah velâlâ diyor muydun? Senin Allah'ı olan Celle Celaluhu mezarın nerede olursa olsun, nerede gömülürsen gömülür, dünya neresi olursa o, seni arayan soran Rabbim var ve kabirden kaldıracak olan yine Allah'ım var, seni diriltecek. Eğer ehl-i sünnet üzere öldüysen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ine beraber diriltecek, haşredecek Allah'tır. Onun için ölümü günlerimizden çıkartmayalım. Çıkmıyor ki. Devamlı bir ölüyor. Ama etki az bırakıyor. Allah'ın Celle Celaluhu daha ziyade tesirlenmek nasip eylesin. Çok hatırlamak nasip eylesin. Kendimizi kaçırmasını nasip eylesin. Ahiret tedarikini görmekte teşvikçi eylesin. Eyvallah efendim, bir şeysi yok. Sapasağlam gitti adam Medine'de gömüldü. Bu önemli bir şey. Önemli bir haber. Bizim için büyük bir haber. Evet. Ama bu işler hoşuna değil. Efendi Hazretlerimize hizmetinin, sadakatinin, sevgisinin, samimiyetinin ve itikadının çok kerametlerini anlatırdı. Efendi Hazretlerinden çok kerametler görmüştü. Aklının durduğu işler yani. Çok herkesi şaşırtacak şeyler görmüştü yani. O itikat. Allah'ım bize de samimi itikat versin Allah'ım. Dostlarına tam bağlanmayı nasip etsin. Allah'ım Celle Celaluhu karşılığını da ölürken de ahirette de göstersin. Amin. Amin amin. Ruhlenelim, şehadet hediye edelim. Arif Hoca'nın da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eyüp Efendi'nin de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Buradan cemaatten Melahat Hanım vefat etmiş. Daha bizim de geçmişlerimiz bu cemaatin. Ölüleri var, yakında ölmüşleri var, geçmişte ölmüşleri var. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.